Evet, herkese merhaba. Derin öğrenme ve bilgisayarla görme uygulaması adlı dersimiz olacak bu yapay zeka yapımının. Bugünkü bu saatindeki 28. dersimiz bununla ilgili. Birçok kişi sordu, hepsini cevapladım. Tekrar cevaplayayım. Veri kümesinin aktarılmasının zorluğu, eğitim yapılacak platformların çeşitliliği, eğitim yapılabilecek dillerin çeşitliliği vesaire, bunlar sebebiyle sizlere herhangi bir şekilde bir eğitim kodlama gibi bir uygulama olmayacak. Bu uygulama benim daha önceden yapmış olduğum nesne sınıflandırma ile alakalı kodların adım adım nasıl yapıldığıyla alakalı sunumumuzun sonunda adım adım gideceğiz. Siz bunları not alın. Kendiniz de aynı şekilde bir veri kümesi oluşturarak, benzer ya da başka bir veri kümesi oluşturarak kendi eğitiminizi yapabilecek durumda olacaksınız. O yüzden ve bu 3 saat içerisinde de yine donanımların çok çeşitli olması sebebiyle eğitimin muhtemelen birçok kişide bitmeyeceği için de buna girişmedik. Bu arada Ertuğrul Bayraktar'dan ne yaptığımdan önce sunumda ne yapacağımdan önce bir içeriğimize bakalım. Öncelikle burada aslında tamamen birbirinden ayrılabilecek ya da birbiriyle çok ilişkili olarak ele alabileceğimiz iki konu var. Birincisi derin öğrenme, ikincisi bilgisayarla görme. Bunlarla ilgili genel tarihsel gelişim sürecini aktarmaya çalışacağım. Sonrasında bugün neler yapılıyor, neler yapılmak isteniyor, hedeflerimiz, bu konularda çalışan insanların hedefleri neler ve nasıl yapılıyor ya cevap vermeye çalışacağım. Aklınızda bununla ilgili oluşabilecek soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Ve sonunda da bir sınıflandırma, nesne sınıflandırma örneği yapacağız. Burada da yine bilgisayarla görme konusu olan bu başlıkta derin öğrenme kullanarak yapacağız bunu. Yapay sinir ağları ve derin öğrenme nerede ayrılır? Burada tabii dün ve bugün bazı sunumlar oldu. Bu sunumlardan muhtemelen çok daha farklı ve derinlemesine bu konuyu ele alacağız. Burada öğreneceğiniz, burada göreceğiniz şeylerin %95 üzerinde piyasada uğraşılan ve literatürde doğru olarak size aktarımını sağlayacağım. Kesinlikle burada daha öncekilerle, yani buradaki sunumlarla bir çelişkiye düştüğünüzde emin olabilirsiniz ki buradaki sunumlarda verilen bilgi kesinlikle doğru olacak. Bunun dışında da yine sunuma başlamadan önce herkesin yaptığı gibi burada mühendis olmayan biri var mı? Onu öğrenmek istiyorum. Evet, hangi alanlar? Sizin? Sınıf öğretmenliği. Yönetim bilişim. Evet. Sizin? Efendim? Daha önceden bilgisayarla görme ya da derin öğrenmeyle ilgili bir projede, bir ödevde vesaire bir işte bulunmuş olan bir kimse var mı? Ne gibi işte bulundunuz acaba? Yine bir eğitimde görüntü işleme. Görüntü işleme, TensorFlow kullanıp Python'la beraber nesne tanıma uygulama. Yaptınız yani. Aynen. Nasıl bir uygulama yaptınız? Ubuntu üzerinde hocamız gelmişti. İşte kendi bir database'imizi oluşturuyorduk, fotoğrafları çekip. Kaçar tane mesela görüntü vardı? Kaçar tane hoca, çok yoktu. Yani esnek bırakmıştı hocamız. Sana kadar oluşturabilirsin. Tamam. 2 günlük bir eğitimde. Ondan sonra TensorFlow'da işte kendimiz şey yaptık. Database oluşturduk. Sonra gerekli kodlarla da görüntü işlemi yapmıştık. Siz? Aynen. Beraber. Yani bir arkadaşa. Pardon. Sizin arkadaşınızla
nasıl sonuç olarak yani kanserli hücre var yok gibi mi yoksa? Anladım. Tamam. Güzel. Bayağı giden arkadaş var. Bunu insanlar genelde şunun için benim tahminime göre soruyorlar. Benim sorma nedenim bu sunumu ben ne seviyede tutacağımı çok kestiremedim öncesinde. O yüzden soruyorum şimdi size. Ama bazı insanlar da hani ortamda birileri iyi biliyorsa faka basmayalım gibi düşüncelerle soruyorlar diyebilirim. Şurada hemen görebileceğiniz gibi bir derin öğrenmeyi aklımızda konumlandıralım. Derin öğrenme aslında machine learning denilen makine öğrenmesi metotlarından bir tanesi. Çok fazla metot var. Onlarca sayabiliriz. Bu işi, yani bunu alternatif olarak da yapılan ya da bununla aynı aile içerisinde bulunup da yapılan birçok metot var. Derin öğrenme metotları da bunlardan bir tanesi. Machine learning'in bir alt dalı. Yapay zekanın genel bir alan olduğunu düşünürsek de machine learning, makine öğrenmesi de bunun bir alt dalı. Bunun nelerle ilişkisi var? Son yıllarda çok duyduğumuz büyük veri. Büyük boyutlu veriyle alakası var. Bu büyük boyutlu veri, yani her şey bir kere büyük boyutlu veri değil arkadaşlar. Niye değil? Şimdi mesela ben duyuyorum ya da işte bazı insanlara geliyor işte bunu deep learning ile yapalım. Her şey deep learning ile yapılmaz. Yapılamaz. Yapılmaması da lazım. Şöyle çok büyük bir veriniz varsa ancak olabilir ama insanlar kendi uğraştıkları veriyi her zaman big data, evet bu big data diye düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Örneğin siz 100 bin, 200 bin adet veriniz var. Bu verinizin de 5-6 tane feature'ı var diyelim ki. Bunlar işte o anki sıcaklık, yoğunluk, nem vesaire bunlar olabilir. Yani sensörlerden aldığınız o anki veriler olabilir ve siz bir şey tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bu büyük veri değil arkadaşlar. Şöyle düşünün, bir tane görüntüde 300'e 300 boyutundaki bir adet görüntüde 300x300x3 tane sadece veri var. Ve bunların hepsi, bu piksellerin hepsi bir sayısal değer. Ve biz eğitim yaparken binlerce böyle görüntü kullandığımız için ancak buna big data diyebiliyoruz. Ya da sizin o işte başkalarının çok büyük veri olarak adlandırdığı her şeyde büyük veri olmuyor. Ve bunların hepsinin sonuçta doğal ya da direkt ya da en direkt bir şekilde veri bilimiyle de ilişkisi var. Bu şekilde konumlandırabiliriz yani derin öğrenmeyi. Bu sunum yapacak olan Ertuğrul Baraklar'ın ne yaptığını da merak eden birçok insan illaki olur. Ben 2009 yılında Yıldız Teknik Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra finans mühendisliğinde bir yüksek lisans yaptım. Bu makine mühendisliğinde ve finans mühendisliğindeki bitirme konuları genel olarak optimizasyonla alakalıydı. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde de mekatronik üzerine genelde görüntü işleme, kontrol ve işte özellikle son yıllarda da derin öğrenmeyle alakalı çalışmalar yaptım. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Aslında birazcık bahsettim. Bugünkü motivasyonumuz bizim. Öncelikle geleneksel yöntemlerde görüntü işleme değil de bilgisayarla görme de neler yapılıyor, neler yapılmış. Ve derin öğrenme neden şu anda çok iyi bir alternatif oldu? Bunlardan bahsedeceğiz. Derin yapay sinir ağı dediğimiz konudan bahsedeceğiz. Bununla ilgili bilgi sahibi olacağız. Şimdi konvolüsyonel yapay sinir ağı ya da bunun Türkçe'ye çevrilmiş hali yine evrişimsel yapay sinir ağı, bunun yapısında adım adım nasıl işlemler yaptığımızdan bahsedeceğiz. Hangi işlemleri yapıyoruz, bir sonuç alıyoruz ve eğitim esnasında bu modellerimiz yapay sinir ağları nasıl öğreniyor? Bu çok önemli bir kısım. Yani biz öğrenmemiş bir model üzerinde çalışamayız zaten. Öncelikle bir şunun ayrımını yapmamız lazım. Bir model öncelikle eğitilir. Eğitildikten sonra sizi tatmin eden sonuçlar almaya başladıktan sonra o eğitim durdurulur ve o modeldeki ağırlıklar daha sonra kullanmak üzere kaydedilir. Ve siz sonrasında tekrar bir eğitim yapmazsınız. Bu şekilde bu ayrımı iyice yapalım ki hani ileride göreceğimiz ileri besleme, geri besleme, geri yayılım vesaire
öğrenme ve normalde başka yerlerde kullanma durumlarında nasıl farklılıklar oluyor? Bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Örnek çalışmamızda da daha önceden eğitilmiş bir veri kümesiyle eğitilmiş bir modelimizi biz tekrar kendi küçük veri kümemizde nasıl eğitiriz, nasıl bunu daha iyi hale getiririz ve daha sonra kullanılacak halde nasıl saklarız, bunu çalışacağız. Şimdi bazı tanımlar yapalım. Bunlar üzerinden gidelim. Çünkü kesinlikle kavram karmaşası olmaması lazım hiçbirimizde. Burada konuşurken ben size herhangi bir kavramdan bahsederken siz o kavramdan farklı bir şey algılıyorsanız burada bir aktarım düzgün olmayacağını düşünüyorum. Bilgisayarla görme, machine vision ya da computer vision dedikleri alanda makine ya da bilgisayarların insan benzeri görme kabiliyetlerine erişmesini sağlamaya amaçlayan bir çalışma alanı. Makine öğrenmesi ise bilgisayarlara açık bir şekilde programlanmadan öğrenme yeteneği veren bir çalışma alanı. Yani burada direkt her şeyi biz modelin çevresini, her şeyi çizip bu böyle olacak gibi bir kodlama yapmıyoruz. Genel olarak veriyi veriyoruz. Veriden o kullandığımız yöntem neyse ona özgü anlamlar çıkarmasını istiyoruz. Buna makine öğrenmesi deniyor. Şimdi bu birinci tanımdı. Makine öğrenmesiyle ilgili literatürde kullanılan 1959'da yapılmış. 1997'de ise bu daha detaylı bir tanım. Ve şu anda buna uygun modeller geliştiriliyor. Öncelikle bizim bir performans metriğimiz olması lazım. Sonuçta yanlış öğrenmeye biz makine öğrenmesi demememiz gerekiyor. O yüzden performans metriğimiz var ve bir görevimiz var. Biz ne için öğrendiğimizi de bilmesi lazım makine öğrenmesi modelini. Buna da T diyoruz ve ne üzerinden öğreniyor? Veri üzerinden öğreniyor. Neyle öğreniyor? Deneyimle öğreniyor. E deneyimiyle gerçekleşiyorsa T görevlerine ve P performans ölçütlerine bağlı olarak E deneyimlerinden öğrendiği parametrelere de bu öğrenme sürecine de makine öğrenmesi diyoruz yine. Burada önemli olan performans, görev ve geçmiş tecrübelerin olmuş olması. Bunların olduğu süreçler ancak makine öğrenmesi olarak adlandırılır deniyor. Derin öğrenme yöntemlerini tanımını nasıl yapabiliriz? Bunu da bu konuda şu anda çok ileri seviyede çalışmalar olan kişiler 2015 yılındaki yayınlarında yapmışlar. Derin öğrenme yöntemleri temsili tek bir seviyede ham girden başlayarak daha yüksek, biraz daha soyut düzeyde bir temsile dönüştüren, basit ama doğrusal olmayan modüller oluşturarak elde edilen çoklu temsil seviyeleriyle temsil öğrenme yöntemleridir. İşte burada çok kavram karmaşası oluyor. Aslında çok basit bir modelle, yapay sinir ağı modelinden de başlayarak diyor, siz ham veriden parametreler öğreniyorsunuz. Bu öğrendiğiniz parametreler de çok kompleks olabilir. Buna da işte derin öğrenme denir diye söylüyoruz. Burada aslında başka bir basit tanım, iki veya daha fazla gizli katmanı olan yapay sinir ağı modellerine derin yapay sinir ağı modelleri deniyor. Bu şekilde de siz bunu adlandırabilirsiniz. Yine tanımlardan gidecek olursak makine öğrenmesinin alt dalları neler? Eğiticili ya da öğreticili öğrenme, supervised learning, eğiticisiz öğrenme, unsupervised learning ve pekiştirmeli öğrenme, reinforcement learning. Şimdi bununla ilgili olarak nasıl gerçekleşiyor bunlar? Supervised learning'de bir kere yapabileceğiniz şeyler sınıflandırma ve regresyon. Sınıflandırmada size çıktı olarak bir adet etiket. İşte bu şudur, bu insan, bu ses şudur, bu yazı budur gibi bir etiketin olmuş olması lazım. Regresyonda ise size dönen, sizin çıktınızın, sizin istediğiniz bir sayısal değer olması lazım. Bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle siz bir veri tabanı oluşturuyorsunuz.
bu veri tabanını eğitilecek hale getiriyorsunuz. Data pre-processing denilen veri ön işleme, işte kayıp veriyi yerine getirme, veriyi temizleme, gürültülerden arındırma, normalize etme. Bunların hepsi bir ön işleme adımı. Bunları yaptıktan sonra eğitilecek hale gelmiş oluyor sizin veriniz. Sonrasında burada uygun bir makine öğrenmesi algoritması kullanarak bir çıktı elde ediyorsunuz. Bu çıktıyı elde ettiniz, sizi tatmin etmedi, bunu tekrar geriye doğru bir valide ediyorsunuz. Validasyon adımında tekrar modelinizi güncelliyorsunuz, hazırladığınız verinin işte gerekli kısımlarını tekrar hazırlıyorsunuz. Sonrasında tatmin ettiği zaman, sizin istenen seviyede performans ölçütüne göre çıktı verdiği zaman da bu modeli alıyorsunuz. Daha sonra kullanılmak üzere, hiç görmediği verilerde kullanılmak üzere bunu ürün haline getirmiş oluyorsunuz. Öğreticisiz öğrenmede de ne yapılıyor? Örnek olarak, burada çok bahsetmeyeceğiz bu sunumun, bu dersin konusu değil. Genel olarak kümeleme işlemi yapılıyor. Örneğin, burada insanlar var. Bu insanların cinsiyetleri farklı, yaşları farklı vesaire. Bu insanların dış görünüşüne bakarak mesela cinsiyetlerini ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Cinsiyetlerini ayırdığımız zaman bir kümeleme yapmış oluyoruz. Ama o kümelerin içindeki her bir elemana biz ismiyle hitap edersek işte öğreticide öğrenme olmuş oluyor. Bu sefer etiketlerini vermiş oluyoruz. Bu şekilde ayrım yapabilirsiniz. Pekiştirmede, öğrenmede olay ne? Deneme yanılmaya dayalı bir yöntem. Burada bir ödül ceza ilişkisi var. Yaptığınız işlem, yaptığınız amaca yönelik yaptığınız işlem sonucunda istediğinize yaklaştı mı durum, yaklaşmadı mı? Bunu tamamen gözeterek o işlemlerin devamı ya da işlemlerinizin farklılaşarak devamını sağlıyorsunuz. Burada çok basit bir örnek, insanlar yine üzerinden verirsek, bir çocuğun, bir bebeğin ne yapması? Yürümeyi öğrenmesi. Düşe kalka yürümeyi öğreniyor çocuklar. Düştüğünde canı alıcı cezasını çekiyor. Tekrar o hareketi yapmamaya çalışıyor. Yürümeye devam ettiğinde de o hareketi sürekli yapmaya devam etmek istiyor. Ve böylece yürümesi devam ediyor ya da daha iyileşmiş oluyor. Bu şekilde pekiştirmeli öğrenmeyi tanımlayabiliriz. Buraya kadar tanımlarla ilgili bir aklına soru işareti olan kimse var mı? Çok iyi anlattım herhalde buraya kadar. Bilgisayarla görme arkadaşlar. Stanford, MIT Üniversitesi'nin yapay zeka laboratuvarında 1966 yılında bir yıl... Evet. Kesmek istemedim çok. 1966 yılında MIT'nin yapay zeka laboratuvarında yaz okulunda yaz projesi olarak öğrencilere verilen bir ödevle başlayan serüven. Bilgisayarla görme işlemi. Burada gördüğünüzde o ödevin bir kopyası. Bundan sonra bütün olaylar gelişiyor. Nasıl gelişiyor diye soracak olursanız da 1970'te bir kitap yazılıyor. Aslında bugünkü anladığımız tarzda bir bilgisayarla görme değil, görmenin nasıl oluştuğu ve yapay işte sistemlerle görme işleminin nasıl yapılabileceği ile alakalı. Sonra 1973 yılında bu ilk çalışmalar başlamış oluyor gerçekten de. İnsan vücudu nasıl tanımlanabilir? En basit haliyle kimisi işte büyük ya da küçük silindirler şeklinde işte organlarımızı, vücudumuzdaki organları tanımlıyorlar. İşte kafamız küçük silindir, vücudumuz büyük bir silindir, kollarımız orta boyutlu silindirler, yine ayaklarımız da keza böyle bütün eklemlerden ayrılacak şekilde. Sonrasında bu çok önemli, 1980 yılında bu işte David Lowe denilen adam aslında bilgisayarla görmede çok önemli bir bilim adamı. Kenar ve köşelerin nasıl bulunacağıyla alakalı bir yöntem geliştiriyor ve sonrasında da bu adamın çok bu alana katkıları var.
97 yılında görüntü içeriklerin daha az elemanla aktarılmış şekilde ne yapılıyor? Bunu belki başka sinyal işleme uygulamalarında görürsünüz. Kuantizasyon, yani örneğin biz işte şu anki televizyonlarımız milyonlarca görüntü seviyesinde bize aktarım yaptığını iddia ediyor. Bunun daha az seviyeli aktarım yapmasında daha küçük bir veri boyutuyla sağlanabilir. Bunu işte bu yöntemlerle yapılıyor. İşte bu 97 Şive Malik adlı araştırmacıların çalışması sayesinde. Yine dediğim gibi David Law 1997 yılında Scale Invariant Feature Transform adlı boyuttan ve rotasyondan bağımsız öz nitelik çıkarma yöntemi geliştiriyor. SIFT diye kısaltması var. Bunu bilgisayarla görmeyle uğraşan birçok kişi bilmesi gereken bir algoritma. Bu çalışmayla alakalı sonrasında çok büyük etkileri oldu. Nesne tanıma, nesnelerin bulunması vesaireyle alakalı çalışmalar en çok bu çalışma üzerine bina edilerek devam etti. Bugüne kadar işte geldi. Hala da bu çalışmadan daha etkili olan bir geleneksel öz nitelik çıkarıcı bir algoritma yok diyebiliriz. 2001'de 100 üzerine yine 100 bulmayla alakalı ve bugün de bunun farklı varyasyonları kullanılan Diallo-Jones algoritması çıkıyor. Bir görüntüde belli bir filtre yapısıyla sadece 100 olan yerleri arama işlemi yapıyor bu algoritma kısaca ve sonra da yüzünüzün nerede olduğunu bir sınırlayan dikdörtgen çiziyor. O da kabaca çok bugünkü seviyede olmasa da kabaca zamanla göre çok iyi bir çalışma. Yine 2005'te Hawk yöntemi, Histogram of Oriented Gradients, döndürülmüş gradyanların histogramı üzerinden nesnelerin çevresini belirleyen bir algoritma buluyor bu arkadaşlar. Yine 2006 yılında piramitlerin kullanıldığı bir çalışma var. Bu piramitler dediğim olay bir piramidin üçgen prizma olduğunu düşünürsek yukarıya doğru farklı her bir tabakada farklı boyutta görüntüleri koyarak o görüntüler içerisindeki histogramlar ve o histogramlara atanmış gradyanlar üzerinden o görüntü içerisinde, o çerçeve içerisinde neler olduğunu bulmaya yönelik çalışma. 2006 ile 2012 arasında Pascal görsel nesne yarışmaları 20 kategori üzerinden yapılmış. Burada 2006-2012 arasındaki kazanan çalışmalar birçoğu yine bu SIFT tabanlı ya da geleneksel öz nitelik çıkarıcı tabanlı çalışmalar olmuş. 2012'den günümüze hala devam eden ImageNet adlı Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacıların oluşturduğu 22.000 kategori, 14 milyon görüntü olan bir veri kümesi var. Yarışma ise 1000 kategori ve 1.2 milyon etiketli görüntü üzerinden yapılıyor. Bu yarışmanın 5 ayağı var. Nesne bulma, nesne tanıma, bölükleme vesaire. Bunların her birinin olduğu çalışmalar gibi 5 ayrı kategoride yapılıyor. Ve bunların birincileri de genelde 2012'den günümüze kadar derin öğrenme tabanlı çalışmalar. Ve bu derin öğrenme tabanlı çalışmaların kazananları da zaten bugün en çok, en sık kullanılan modeller olarak karşımıza çıkıyor. Yine tarihçeden gidecek olursak yapay sinir ağları nasıl bugüne geldi sorusu karşımıza çıkıyor. 43 yılında elektrik devresinden bir nöron, gerçek nöron taklit etme çalışması var. Sonrasında 1949 yılında bu nöronlar arasındaki ilişkinin artmasının ilişkinin aslında sağlamlıkla doğru orantılı olduğuna yönelik bir çalışma. 1956 yılında ise ilişkisel, yani nöronların eğitilmesi sonucu ilişki kurmaya yönelik çalışmalar var.
ve bugün de kullanılan perceptron adı verilen bu matematiksel nöron modelini 1958 yılında Rosenblatt adlı bilim adamı yapıyor. 69'da çok katmanlı perceptron, multi-layer perceptron bilim dünyasındaki yerini alıyor. 1986 yılında bu en önemli kırılma noktalarından bir tanesi Jeffrey Hinton 1986 yılında backpropagation yani geri yayılım algoritmasını tanıtıyor. 98'de bugün de aslında birçok yerde kullanılan optical character recognition, optik karakter tanıma algoritması modeli aslında bir evrimsel yapay sinir ağı modeli. Çok yeni değil gördüğünüz gibi. Yan LeCun adlı araştırmacı tarafından yapılıyor ve o dönem Amerika'da ve Kanada'da posta idarelerinde sıkça kullanılan bir otomatik karakter tanıma algoritması olarak yerini alıyor. Bunu internette web sitesi üzerinden kendiniz de el yazınızı tanıtabilirsiniz. Bu genelde el yazısı üzerine eğitilmiş bir veri kümesi. El yazısı verisi üzerinde eğitilmiş bir model. Ve böyle olunca da el yazınızı internet üzerinde mouse'la yazdığınızda tanıma işlemini büyük bir başarıyla yapıyor. Intel Pentium 2 işlemcilerde 10 üzeri 6 adet transistör bulunurken 10.7 adet piksel eğitilmiş. Yani 10 üzeri 7 adet verimiz var bizim. Bu siyah beyaz görüntülerden yapılmış. Şimdi bunu neden verdim, diğerlerini de vermedim. Çünkü bu ikisi Hinton'un 2012'deki çalışması benzer çalışmalar. Bu da nesne tanıma üzerine. ImageNet'te yapılmış. Çok sayıda dediğimde iki tane GPU ile derin yapay sinir ağı eğitimi var. Yine konvolüsyonel ya da evrişimsel yapay sinir ağı. Intel Xeon işlemcilerde 10 üzeri 9. Bu sefer 1000 katı artan bir transistör sayımız var. On milyon kat artan da bir piksel sayımız var. Bu 10 milyon tane değil, 10 milyon kat. Burada çok büyük bir fark var aslında. 2 hafta kadar eğitim işlemi sürüyor sadece 2012 yılında. Ve buradan sonra da 6 yıldır bu derin öğrenme bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi dikkat çeken bir cazibesi var diyebiliriz. Evet, buraya kadar bir sorusu olan kimse var mı? Yok. Ben şöyle planladım. Öncelikle bir nasıl gördüğümüzü ve her zamanki gibi bilim adamlarının insanlardan ya da biyolojik varlıklardan nasıl taklit etmeye çalıştığını anlayabilmemiz için öncelikle insanda görme nasıl gerçekleşiyor? Hepimiz liseden mezun olduk, değil mi? Lise mezun olmayan kimse yok. Optik dersini bir şekilde gördük. Bu tamamen görme işimiz ve bilgisayarların ya da kameraların görme işi tamamen optiğe dayalı. Burada bir ışık kaynağımız mevcut. Gözümüzün yapısını zaten biliyoruz. Işıklar, kornea, lenslerimiz var. Iris dediğimiz yapı kısmında. Buradan optik bilgimizi kullanarak odak retina üzerindeki bölgelere algılayıcı bölgelere o nesnenin düşmesini istiyoruz. Lens ışığın retina üzerine düşecek şekilde kırılmasını sağlıyor burada. Ve şu ikisi arasındaki uzaklığa da odak uzaklığı diyoruz. İnsanda görme işlemi kısaca, basitçe bu şekilde gerçekleşiyor. Yani optik bilgimiz burada çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi bize nasıl çalıştığını zaten söylüyor. Burada bizim algılayıcı bu gördüğünüz gibi
Aslında bu mum ters bir şekilde burada konumlanmış. Bunun da böyle olması lazım. Çünkü buradan kırılan ışık, ışık ışınlarının gideceği nokta burası. Buradan gidecekleri de burası. Çünkü ışın doğrusal bir yol izliyor. Bunu her zaman zaten kısaca bildiğimiz gibi de biz görme işlemini ters bir şekilde yapıp sonrasında beynimizin ilgili birimleri o işlemi tersine çeviriyor. Ki biz nesneleri ya da varlıkları düz bir şekilde görebilelim diye. Buraya da gördüğünüz gibi ters bir şekilde mumun düştüğünü görebiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar çok eskiye dayanıyor. 11. yüzyılda İbn el-Heysem adlı Müslüman bilim adamı diyebiliriz. Şu şekilde bir çalışma yaparken 15-16. Yüzyıllarda Leonardo da Vinci ve Filistus adlı Avrupalı bilim adamları da çok benzer bir şekilde böyle bir çalışma yapmışlar. Buna pinhole kameraları birazcık göreceğiz. Ya da dark box diyorlar. Yani karanlık kutu çalışması. Nasıl oluyor bu? Az öncekine benzer bir şekilde. Şimdi burada da aslında bilgisayarda daha iyi görünüyor ama burada çok iyi çıkmamış. Şurası şu noktadan bir delik bırakılıyor. Ama bunun üzerinden yine aynı şey olduğu için anlatayım. Karanlık bir kutu yapıyorsunuz. Sadece bir noktasını açık bırakıyorsunuz şu şekilde. Ve dışarıdan bir şekilde nesne ışıkları, ışık her zaman çarparak yansıdığı için herhangi bir nesnenin içeriye girmesini bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Burada sadece mesela bu kule çıkmış ama burada mesela ağaç da muhtemelen buralarda bir yerde bir yerini almıştır. Kendisi de bu araştırmacıların kendisi de ikisinde de gördüğünüz gibi o kutunun içerisinde yer alıyorlar ve olayı görebilme şansına sahipler. Dışarıdan kesinlikle göremezsiniz çünkü ne kadar fazla ışık içeri girerse oradaki görüntünün keskinliği de ne olur? Azalır ya da göremezsiniz hiç. Şu yukarıda da gördüğünüz gibi gözümüz de aynı şekilde çalışıyor zaten. Orada bir delik var. Yine mum koyulmuş nesne olarak. O mumun kutuya ters bir şekilde yansıdığını görüyoruz. O delik kısmında lens var mı? Yok. Yok, lens. Lens. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz zaten evde. Ama içerisini nasıl görürsünüz bilemiyorum tabii ki. İçerisine belki bir kamera koyarsanız belki o şekilde görebilirsiniz yani. Evet, yine aynı şekilde burada da kameramız var. Şu bizim sensörümüz. Kamera sensörü. Bu ince film şeklinde sensörler olur. Her kamerayı böyle bir açıp kurcalarsanız ince film şeklinde sensörler olur. O sensörün üzerine gelen ışık şiddetine göre de o piksellerin değeri belirlenir. Burası anlaşıldı değil mi? Işık şiddetine göre piksellerin değeri belirleniyor ve görüntü de kameradan o şekilde oluşmuş oluyor. Yani burada aslında birebir bir kopyalama çalışması var. Kopyalama çabası var diyelim. Şimdi o yukarıdakiler lensler, lenslerin yani gözümüzde de bizim biyolojik lensler var. Aynı işi yapıyor. İnsanlar miyop olunca ne oluyor? Uzağı göremiyor değil mi? Ne olur yani? Bu görüntünün şurada oluşması lazım. Yani bu bozulduğu zaman görüntü buraya ya da şöyle arkaya yansırsa da hipermetrop oluyor bu sefer. Bu lensle alakalı tamamen. Bozuk olmayan bir lensle bu tam bu fovea denilen retinanın ilgili kısmına düşmesi lazım. Eğer oraya düşmüyorsa gözünüzde bir aksaklık var. Kamerada da aynı şekilde. Lensimiz bozulduğu zaman kamerada ne oluyor? Çiziliyor, o oluyor, bu oluyor. Bulanıklık hemen başlıyor değil mi? Kameralarda bunu illaki yaşamışsınız. Bunların doğru çalışabilmesi için üretildikleri ya da işte sağlıklı oldukları durumlar olması lazım. Mesela şu açıklığı yitirsek ne olur? Şu aradaki açıklığı, şu ışık girebilen açıklığı yitirsek ne olur? Fazla ışık girer. Evet.
ve şey, bir soru var. Mesela şu veya şu deliği büyüttüğümüzde ne olur? Şey, görüntü küçülür, yansıyor. Büyür bence. Evet, görüntü büyür. Büyük küçülür. Ve çözünürlük düşer. Daha fazla içeri ışık girer ve bizim asıl görmek istediğimiz nesneleri görememeye başlarız bu sefer. Çünkü çok yayılacak, içeride de yansımalar başlayacak bu sefer. Değil mi? O yüzden bunu uygun miktarda ışık ışını girecek şekilde ayarlamamız lazım. Gözümüzde de aynı şekilde. Biz gözümüzü kısarız. Niye kısarız? Çünkü daha keskin bir görüntü elde etmeye çalışırız. Değil mi? Açarız, böyle göremiyoruzdur. Böyle daha büyük bir şeyi görmek için. Gözü bozuk olanlar da şöyle parmakla küçültürüz o şeyi. Daha net görebiliriz. Doğru, ben yanlış görmedim. Görme işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Bununla ilgili hem kameralarda hem insanda bu şekilde gerçekleşiyor. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Lensler neden çok önemli? Bunu anladık mı? Çok uzaktakini görmek istiyorsak burada ne yapmamız lazım? Ona göre lens kullanmamız lazım. Çok yakındaki şeyleri çok detaylı görmek istiyorsak da ona göre lens kullanmamız lazım. Kamera sensörü de tabii ki kalite olarak önemli ama lenslerin neden çok pahalı olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Bilgisayarla görme hangi görevleri yapma amacıyla çalışılan bir alan? Neler yapabiliriz? Bilgisayarlarla neden görmesini sağlamaya çalışıyoruz? Bir, sınıflandırma. Bu görüntü içerisinde ne var? Sınıflandırma artı konumlandırma. Bu görüntü içerisinde kediler ne? Nesne bulma. Bu görüntü içerisindeki nesneler nerede? Ve bölütleme. Yani segmentasyon. Bu görüntü içerisindeki nesneleri arka plandan ayır. Ya da farklı nesneleri birbirinden ayır. Gibi sorulara cevap vermek için bilgisayarla görme işlemini yapmaya çalışıyoruz. Nasıl görüyor peki bilgisayarlar? Bu pikseller tamamen aslında sayılardan ibaret. Hangi renk uzayında çalışıyorsanız ona uygun sayıları bu piksellerin içerisinde görürsünüz. Burada kedinin bu noktasındaki sayılar bu şekilde. Bu sayılara anlam yükleyerek biz bilgisayarla görme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu sayılarla işlem yaparak belli filtreler, nesne bulma, kenar bulma, köşe bulma, görüntü içerisinde ne var, görüntü içerisindeki nesne nerede gibi işlemleri tamamen bu sayılarla işlemler yaparak bu sayılara anlamlar yükleyerek yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bu görüntü içerisindeki sadece şu ufacık bölgede bu kadar adet veri var. Bunun tamamında bundan çok daha büyük veri var ve bundan binlerce, on binlerce, yüz binlerce eğitmeye çalışıyoruz. Sıkıldınız mı? Sıkılıyorum. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir şey soracağım ben. Programlarla bahsettiler de. Bütün algoritmalarda aynı mesela numaralar mı hani kullanılıyor? Büyüttüğümüzde. Şu mesela o şu evet. Kare için hani evet. Mesela bunlar. Evet. Ama mesela diğer farklı şeyde de farklı programda orayı yine aynı şeyler mi görüyor? Hayır. Siz hangi renk uzayında çalışıyorsanız ona göre renk sayılar bulursunuz. Yani ne renk uzayları var? Yani cisimlerin RGB kodlarına göre değişmiyor mu? Hayır işte RGB dediğimiz bir renk uzayı. HSV dediğimiz başka bir renk uzayı var. Kaç tane renk uzayı var? 8 mi? Ne galiba? Tam bilmiyorum ama 8 olabilir. Peki onların farkı ne ki? Şimdi farkı ne? Şöyle... Efendim? Aralık mı değişiyor? Yok, aralığı aynı tutabilirsiniz. Sadece kullanıldığı yerler değişebilir. Yani siz siyah beyaz ya da çok az sayıda renge sahip bir aralıkta çalışmak istiyorsanız farklı bir renk uzayı kullanıyorsunuz. Çok renkli bir ortamda çalışacaksınız farklı bir renk uzayı. Kızıl ötesi ekran rejim veya
Yok, ekranla alakalı yok. Ekran senin gördüğün kısım, bilgisayarın gördüğü kısım bilgisayar farklı. Bir şeyden bahsediyorum, hani bunların birbirinin kullanım alanları farklı. Evet. Onları... Hı-hı. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Sizin çalışacağınız ortamdaki nesnelerin renk durumuna, boyuttan ziyade kameranızın yani görüntü alabileceğiniz sensörün durumuna bağlı olarak farklı renk uzayları seçebilirsiniz. İşte dediğim gibi RGB var, HSV var, Hue var vesaire bu şekilde. Mesela yoğunluğu çok olanlarda farklı bir şey kullanıyorsunuz. Çok farklı renkler ve çok yoğunluklu renkler kullanıyorsanız farklı bir renk uzayında çalışıyorsunuz. O zaman da bu sayılar değişiyor. Ama farklı platform, farklı yazılım dili, aynı renk uzayı ise bu değişmez. Resimlerin boyutlarına bu rakam var mı belirliyor? Hayır. Hayır. Bunlar belirlemez. Resimlerin boyutlarını belirleyen şey şu noktadan bu noktaya, bu noktadan bu noktaya kadar olan piksel sayısı. Size şuraya gelirseniz, şurada çok ufak kareler var. Evet, evet. Bunların her biri bir piksel. Evet. Piksel sayısına göre sayı rakamda değişiyor zaten. Hayır. Piksel sayısına göre de bunların bu içerik değişmez. Renk uzayına göre değişiyor. Renk uzayına göre değişir. Başka bir şeye göre değişir. Yani rakamların değişmesinden kastediyorum. Rakamların total sayısı. Değişmez. Yani bu bölgeyi aldığınız zaman burada bu kadar eleman olur. Ama siz bunu boyutunu değiştirirseniz nasıl değiştirdiğinize bağlı olarak buradaki rakamlar değişir tabii ki. Bunun boyutuyla alakalı olarak. Şimdi mesela bu görüntüyü şöyle düşünün. 300'lük bir görüntü aldınız. Siz bunu 150'ye 150'lik ufalttınız değil mi? Bu zaman burada tabii ki bu bölge zaten bu kadar kalmıyor. O yüzden bunun sayısı da bu içerikteki sayılarla değişiyor. Bilgisayarla görmede insanların karşılaştığı problemler neler? Neleri çözmeye çalışıyoruz? Ben burada mesela kedi gösterdim değil mi? Bütün görüntülerde bu şekilde net değil. Ne olabiliyor? Işık problemleri olabiliyor. Burada mesela çok az görünürken, burada çok yüksek ışık altında farklı görünebilir. Biz her birinde mesela aynı pozu vermiş ama farklı ışık koşullarındaysa bizim görüntümüz tamamen işte buradaki sayılar farklı alınıyor. O yüzden de bizim bu görüntüler üzerinde farklı işlemler yapmamız lazım. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu sayılar yani bilgisayar tarafından bilinmiyor değil mi? Yani onları biz bilmiyoruz. Yok tabii ki. Evet. Yine mesela insanlar biliyor ki burada bir kedi var. Ama bu kedinin biz sadece bir kısmını görerek bunun kedi olduğunu tanıyabiliyoruz. Bunu bilgisayar nasıl tanır? Burada sadece kuyruk görerek burada bir kedi olduğunu görebiliyoruz ama aslında burada çok ufak bir gürültü gibi de algılayabilir bizim bilgisayarla görme sistemimiz. Ya da işte burada ufak bir kısmını görüyoruz. Ne bu? Üst üste gelme veya arka plan karmaşasıyla uğraşıyoruz. Çünkü bizim bütün görüntüler, bizim elde ettiğimiz bütün görüntüler çok kaliteli, çok istenilen şekilde değil. Bilgisayarla görmede klasik yaklaşım ne yapar? Nasıl problemi ele alır? Bunu şimdi adım adım çalışalım. Birincisi bizim bir görüntü veri tabanımız olması lazım. Yani bizim bilgisayarla görme sistemlerimizin hepsi bir veri tabanındaki görüntüler üzerinde bir öğrenme işlemi yapıyor. Bizim bir veri tabanımız yoksa bizim öğrenme işlemimiz yok demektir. Veri tabanı olmadan öğrenme işlemini nasıl yapacaksınız? Yapamazsınız. Siz mesela düşünün ki 3 yaşında bir çocuk hayatında hiç uzay mekiği görmemiş. Ona direkt olarak uzay mekiği diyebilir mi? Demez. Ama biberona biberon diyebilir gibi. O yüzden bir veri tabanımız olacak. O veri tabanı üzerinden eğitim işlemi yaparak bilgisayarla görme sistemimiz öğrenecek. Bu klasik yaklaşımda da olabilir. Derin öğrenme, işte yenilikçi yaklaşımlarda olan derin öğrenmeyle de olabilir. Şimdi veri tabanımızda bir görüntüyü nasıl biz nasıl davranıyoruz? Görüntü veri tabanından bir tane görüntü geldi.
Burada mesela ben RGB uzayını da gösterdim. Hocam bir misafir görebilir miyim? Tabii. Burada RGB veri tabanı, RGB renk uzayında ben işlemlerimi yapıyorum. RGB renk uzayında şu şekilde mavi, yeşil ve kırmızı fazlar var. Buradaki bütün eleman sayımız aynı. Burada mesela 300'e 300, 900 tane piksel değerimiz varsa 900 adet vektör. Bu 3 tane vektörün eleman sayısı da 900 olmak zorunda. Toplamda 2700 tane benim elemanım var ama renk uzayımız bize bunu ayrıştırma izni veriyor. Sonrasında ne yapıyorum? Şimdi şu görünmüyor da işte bu histogram o oriented gradient burada bunun kenarları falan belli. Bunu alıyorum. Bir öz nitelik bulma yöntemiyle öz niteliklerini çıkarıyorum. Bu öz nitelikler neler olabilir? Öz nitelik çıkarma bulma işlemini yaptık. Tanımlayalım bakalım bunları. Renk olabilir. Tamam mı? Yani burada ne renkler var? Böyle histogram şeklinde bu 0'dan 255'e kadar 256 tane x ekseninde eleman var diyelim. Kaç tane mesela 120, kaç tane 130, kaç tane 123 gibi bunların her biri histogram bu şekilde alınıyor. Histogramın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. O çalıştığımız matriste mesela kaç tane bir aralığımız var bizim buradaki RGB uzayında olduğu için 0'dan 255'e kadar. 0'dan 255'e kadar bizim o çerçevede 300'e 300'lük 900 adet elemandan kaç tanesi 0, kaç tanesi 1, kaç tanesi 2, kaç tanesi 3, kaç tanesi 255 diye bunu böyle çize çize saya saya üst üste koyarak söylüyor bize. Burada renk uzayında bunu yapıyoruz. Sonra bu elemanlar nerede? Konumunu söylüyoruz. Sonra bunun malzemesine, o bölgenin malzemesine bunu tanımlıyoruz. Bu tip öz niteliklerimiz olabilir. Bunların hepsini kaydettik. Diyelim ki bizim böyle bir öz nitelik vektörümüz oluştu ki örneğin işte 100 eleman. Bunların, o 100 eleman bunların kendi bulduğu öz niteliğin yöntem bazlı olarak tanımlanması. Burada FAST metoduyla SIFT metodu, SIRT metodu hepsi ayrı uzunlukta bulabilir bir kere, onu da söyleyelim. Sonra bunu ne yapabiliriz? Bu konumu kullanarak nerede olduğunu belirleyebiliriz ve bu çevreleyen kutuları 3-5 tane aday çevreleyen kutu içerisinde en iyisini ortalama alarak ya da başka bir metotla indirgeyebiliriz ve çevreleyen kutuyu belirlemiş oluruz. Burada yeşil belirlenmiş mesela. Ya da sınıflandırma yapabiliriz. Bizim burada işte kaç tane elemanımız varsa onlardan herhangi biridir diyerek böyle olasılıksal çıktı. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü mesela. En fazla burada ikinci olasılık yüksek olduğu için de biz deriz ki bu burada saat var. Bunu mesela saatse olasılıksal çıktı olarak bu %70 bir saat. Ama yüzde mesela 25 de belki de ne olabilir? Bu aynı olarak görüyor olabilir. %5 de başka bir şey olarak görüyor olabilir. Bu şekilde bu %100 bu doğrulukla çalışan hiçbir model bir kere olmaz yani. Burada klasik yaklaşımda bu iki şekilde sonuç alabiliriz. Klasik yaklaşımda bu şekilde çalışıyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Öz nitelik çıkarsan yöntem ve birbirlerinin üstünlükleri ya da eksiklikleri nelerdir? Mesela SIFT varken neden SIRF'e ihtiyaç duydun? Şimdi zaten SIRF, SIFT'ten türetilen bir yöntem. Speeded up, robust features başlığında da hızlandırılmış, güvenilir öz nitelikler. Bunun mesela biraz daha hızlı olduğunu iddia ediyor. ORB, bunlar mesela patentli yöntemler. Bu da diyor ki ben bunların yaptığını açık kaynak kodlu olarak ve daha hızlı yapabiliyorum diyor. Hoft ben daha az işlemle yapabilirim diyor. FAST ben en iyi köşeleri bulurum diyor. Bu tip üstünlükleri var. Bununla ilgili birçok çalışma var bizim de olmuştu yani. PCI bunların arasında neden yok hocam? PCI mi? Prism Component Analysis. Çünkü o bir
değil. O öz nitelik bulmaya da çıkarmaya yönelik geliştirilen bir yöntem değil. O genel olarak veri boyutu azaltılma yönelik bir yöntem. Yani o sadece görüntü işleme de değil, birçok farklı veri işleme alanında veri boyutunu azaltmaya yönelik çalışılıyor. Şimdi Back of Visual Words diye bir yöntem algoritma var. Nasıl çalışıyor? Bu yine klasik yaklaşımda nesne tanımaya yönelik olarak. Öncelikle öz nitelik çıkarımı yapıyoruz ilk adımda. Şimdi bu yöntemlerden yine birini kullanıyoruz. Bu yöntemlerden birini kullanıyoruz. Rastgele bir şekilde bu yamaları bu nesnenin, bu görüntünün nesnesini farklı alanlarından öz nitelikleri o yamalar şeklinde çıkararak şöyle bir dizin elde ediyoruz diyelim. Bunların hepsi mesela 5'e 5 boyutunda, 10'a 10 boyutunda gibi görüntünün belli yama parçaları. Sonra her birine biz bunların mesela kaç tane bulunduysa 20 tane, 30 tane isimlendirebiliriz. Sayıyla isimlendirebiliriz. Az önceki malzeme, renk vesaire şeklinde isimlendirebiliriz. Bunun işte göz, buna göz diyebiliriz. Buna kaş vesaire böyle kaç tane öz nitelik çıkarımı yaptıysak buna göre bir kodlama yapıyoruz burada. Burada her birinde de bunun yine elemanın nasıl bir şeyde olduğunu biliyoruz. Yani bunların her birinin nasıl bir boyutta, nasıl bir histogramda olduğunu biliyoruz. Sonrasında bunu çıkardık. 3 faz için çıkarıyoruz ya, 3 renk fazını çalıştık, RGB'de çalıştık diyelim. Bu şekilde yan yana dizerek tek bir tane öz nitelik görsel kelime çantası çıkıyoruz. Bizim çantamız var. O çantamızdaki görsel kelimelerin her birini kodladık. Kodladığımız şeyleri de böyle ucuca dizdik. Bunların her birinin sırası belli. Yani ilk yama birinci sırada işte bilmem ne, ikinci yama vesaire. Ya bunu etiketlersiniz ya sayısal olarak verirsiniz. Ama bu her görüntüde bu şekilde bu kadar boyutta olacak. Burada belki sıfır olur ama yine bu kısmı boş bırakacaksınız. Sonra karşılaştırma yapıyoruz. Öyle bir şey yapıyoruz, çıkardık. Bunu öğrendik. İşte kediden çıkanlar bunlar, 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 bunlar. Çok fazla sayıda eğittik. Belli bir ortalamaya geldik. Bu şekilde çıktı. Sonrasında siz yeni bir kedi görüntüsü veriyorsunuz. Onun öz niteliğini çıkarıyorsunuz ve bununla karşılaştırıyorsunuz. Görüntüyle değil. Bununla karşılaştırdığınızda belli bir oranda performans olarak yakınlık sağlıyorsa diyorsunuz ki evet bunun içinde kedi var. Ama belli bir oranların altında sağlıyorsa o zaman bunun içinde kedi yok diyorsunuz. Oluyor, bitiyor. Evet, burada sıkıntı var çünkü göremiyorsunuz. Şu altta da şu kısımda bir tane yapay sinir ağı 2012'de kullanılan 2 GPU üzerinde eğitilen yapay sinir ağı modeli var. Onda da aynı bu şekilde öz nitelikler o yapay sinir ağı modelleri içinde. Onu göreceğiz sonra. Çok önemli değil. Burada evrimsel yapay sinir ağıyla bu işlem aynı şekilde yapıldığını gösteren bir uygulama. Sadece burada az önceki adımları yapmak yerine sadece bir tane yapay sinir ağı modeli kullanıyorsunuz demek istiyorum. Şu yani eskiden kalmadı bir şey demek ki. Şu anda arkadaşlar şunu da hemen ayrımına varalım. İngilizcesi dataset nedir? Türkçesi veri seti değil. Veri kümesi. Çünkü ya da veri serisi. Çünkü setin İngilizcesinden Türkçe'ye çevrilmiş hali set değil. Set, seri ya da küme olarak çevrilebilir. Türkçe'de set engel, blok demek. Bu çok yanlış bir Türkçe'ye çevirmiş oluyor. O yüzden veri kümesi dememiz lazım. Buraya yanlış yazmışız. Dediğim gibi bu eskiden kalma bir şey herhalde. Burada hemen görebiliriz. Daha önce anlattık. Makine öğrenmesi yaklaşımında öncelikle bir veri tabanımız olması lazım. Bu veri tabanındaki ham verilerimiz ne yapılıyor? Veri ön işleme yapılıyor. Sonrasında uygun bir makine öğrenmesi algoritmasıyla eğitim gerçekleştiriliyor.
eğitim sonucunda bizi tatmin eden bir performans varsa biz bu çıktıların görselleştirilmesiyle ilgileniyoruz ve tahminlerimizin daha sonra farklı veriler üzerinde denenmesi amacıyla ürün haline getiriyoruz biz bu modellerimizi. Bu başında bahsettiğimiz bir regresyon olabilir, sınıflandırma olabilir, kümeleme olabilir, pekiştirmeli ve öğrenmeli kullanılan eğitilmiş bir model olabilir. Bu herhangi bir makine öğrenmesi için süreç bu şekilde işliyor. Bilgisayarla görmede de ana süreç bu adımlardan oluşuyor. Aslında 3 adet adım var ama ara adımlarla bunu 5, 6, 7'ye çıkarabilirsiniz. 3 adet ana adımımız olmak üzere. Doğrusal sınıflandırma yapay sinir ağında nasıl yapılıyor? Bizim bir görüntümüz var. 32x32x3 boyutlu bir tensör. Tensörün açıklaması aslında biz bütün vektör, matris, bunların hepsi birer tensör. Vektör 1 boyutlu bir tensör. Matris 2 boyutlu. İşte 3 boyutlu matrisler, 3 boyutlu bir tensör. 4 boyutlu tensörler var gibi. Onları göreceğiz az sonra. 32x32x3 renk fazından gelen bir boyut daha. Bir tensörümüzde toplam 3072 adet sayı mevcut. Doğrusal sınıflandırmada ne yapıyoruz? Bizim böyle bir fonksiyonumuz var. Bunun çıktısı bize bu nesnenin içerisinde ne olduğunu, bu görüntünün içerisinde hangi nesne olduğunu söyleyecek. Bu şekilde bir sınıflandırma yapacak. Bunu doğrusal olarak yapıyor buradaki. Çünkü gördüğünüz gibi herhangi bir üstü işlemi yok. İşte karesi, küplü gibi bir ifade yok şu fonksiyonun içerisinde. W burada parametreler veya ağırlıklar. Yapay sinir ağlarında parametre ile ağırlık aynı şey. Eğittiğimiz kısım bizim bu aslında. Bu bizim bir yapay sinir ağı modelimiz. 10 çarpı 3072 adet ağırlık var. Bu ağırlıklar tamamen sayılardan ibaret. Şöyle düşünün. Şöyle 3072 pardon. Şöyle 10 böyle 3072. Şöyle de burada 10, burada 1, burada 1, burada da 3072. Bu şekilde bir matris. Bu W. Yani ağırlık ya da parametremiz ya da bizim modelimiz bu aslında. Eğittiğimiz model bu. Bizim F fonksiyonunda çıktısı da W çarpı X artı B. B bozucu ya da bias dediğimiz. İngilizcesi bias, Türkçe'ye bozucu vesaire gibi çevrilişleri var. Bizim x'imiz ne burada? Girdiğimiz. Bunu 3072 çarpı 1 haline getiriyoruz. Nasıl getiriyoruz? Az önce de bahsettik. Arda arda bunu renk fazlarını arda arda ekleyerek. İşte R'de olanlar, G'de olanlar, B'de olanlar şeklinde. 3072 birlik, 3072 satır bir adet sütun olan. Ve burada görünmüyor. Göremiyorsunuz ama. Burada 3072. eleman, burada 1. eleman şeklinde bir x vektörümüz var. Bu da bir tensör, bu da bir tensör. Artı 10. Yine 10'a birlik. Burada bir, burada 10. eleman olan B şeklinde. Bunun çıktısı da ne olacak? Bu da 10'a birlik bir çıktı verir. Bu da 10'a birlik zaten. Bunun çıktısı da bunun toplamı şeklinde 1'den 10'a kadar sayılar olmuş olacak. Bu sayılardan en büyüğü hangisi ise genelde sınıflandırmada olasılıksal çıktılar kullanılıyor ve bu olasılıklar da maksimum kaç olabilir? %100 olur. %200 gibi bir sonuç veren bir matematiksel model
görüntü işlemede olmaz. O yüzden de olasılıklarımızın toplamı 1 olacak ya da işte %100 olacak şekilde çıktı alıyor. 10 adet sayı sınıf skorlarını vermekte dediğimiz kısımda bu 10 adet sayının toplamı her zaman 1 yapar. Mesela 3. sıradaki, 3. satırdaki eleman 0.98, diğerlerinin toplamı 0.02 yapabilir. Bu demek oluyor ki %98 ihtimalle 3. sıradaki elemanımız. Bu da burada kedi ise mesela kedi. Bu görüntünün içerisinde %98 kedi var demek olur. Bu işlemi tamamen böyle yapıyoruz. Biz eğitmişiz bir W, ağırlık ya da parametre dediğimiz bir matris var. Bu eğitilmiş bir modelin çıktısı. Sonra yeni bir görüntü geliyor. Biz bu görüntünün içerisinde ne var diye merak ediyoruz. Onu bu model ne verecek sonuç bakalım diye bakıyoruz. Ve %98 ihtimalle kedi sonucunu veriyor. Biz de istediğimizi almış oluyoruz. Bu kadar. Şimdi biyolojik nöronla matematiksel nöron nasıl benzerlikler gösteriyor? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi biyolojik nöronu böyle bir modelleme yapmışlar. Herhangi bir impuls sinyali, başka bir nörondan gelen bir impuls sinyalimiz var. Başka nöron. Dendritler aracılığıyla alınıyor bu sinyaller diğer nöron hücrelerinden. Ve hücre gövdesinden bu akson uçlarına doğru taşıma işlemi yapılıyor. Ne oluyor burada? O nöron kendi içerisinde o çekirdeğinde ne ile görevliyse o işlemi yapıyor, bu gelen sinyalleri ve sonrasında başka bir nörona kendi aksonları aracılığıyla aktarım yapıyor. Sinyali alıyor, işliyor ve aktarım yapıyor. Matematiksel nöron ne yapıyor? Girdilerimiz var. X'lerle ifade etmişiz. Bunlar yine sayılar. Bu X'lerle ifade edilen girdiler, dendritler aracılığıyla alınıyor. Dendrit tabii ki burada yok. Birinci aşamada ağırlıklandırma yapılıyor. Yani şu her bir çizgi aslında bir ağırlık demek. O ağırlıklar girdilerle yani X'lerle çarpılıyor ilk aşamada. Sonrasında ise bozucuyla toplanıyor. Bozucu eklememizin nedeni gerçek dünyada, fiziksel dünyada sürekli olarak bozucularla karşılaştığımız için bizim yapay sinir ağı modelimizin daha iyi, daha güçlü sonuçlar vermesi adına bu bozucuları biz yapay olarak da ekliyoruz. İkinci aşamada bu toplama işlemini yaptık. Üçüncü aşamada da bir sonraki nörona nasıl aktaracağız? Kendi işlemimizi yapmamız lazım. Kendi aktivasyon fonksiyonumuz, yani o nöronun oradaki görevi neyse onu yaparak sonraki nörona aktarıyor. Bu da aktivasyon çıktısı olarak bir sayı olarak sonraki nörona gidiyor. Bir nöronda yapılan işlem bu. Bu da perceptron modeli işte bu. 1958 yılında dedik ya, perceptron modeli bu. Yine aynı şeyi yapıyor aslında biyolojik nöronla. Sinyalleri alıyor, girdileri var. Onları kendi içerisinde yapması gereken matematiksel dönüşümleri uyguluyor ve bir sonraki nörona aktarıyor. Basit modeller nasıl ortaya çıkmış? Neurocognitron adlı bir model var. 1980 yılında bu şekilde bir işlem yapıyor. Bu girdimiz, girdiği görüntüsü ve hani hep diyorlar ya çok yeni ortaya çıktı falan filan. Halbuki gördüğünüz gibi bu modeller 1980'lerde bir şekilde denenmiş yani. Neden olmamış, neden olmadığı başka bir şekilde tartışılabilir. Ama hani son 5-6 yıldır icat edilen bir durum değil bunlar. Gördüğünüz gibi çok fazla ilişki olmadan katmanlar arasında birbirine iletişim sağlanıyor. Bu 1980 yılında yapılan çalışmada mesela ne yok?
çok önemliydi. 1986 yılında yapılan back propagation'dan geri yayılma öğrenme yok mesela. O yüzden çok başarılı sonuç verdiği söylenemez. Ama 1998 yılında, evet, maalesef burada yine çok iyi görünmüyor. Bu işte el yazısını tanıyan model bu. Siyah beyaz bir karakter gerilimiz var. Bu karakterler işte sayılar, rakamlar ve alfabe harfleri olabilir. Bunlar üzerinde filtreler gezdirilerek konvolüsyon işlemi yapılıyor ve sonrasında bir çıktı elde ediyoruz. Ne var burada? Konvolüsyon var, alt örnekleme var. Bunu neyle yapıyoruz? Pooling denilen katmanlarla downsampling yapıyoruz. Yani biz veri boyutumuzu azaltıyoruz. Pooling havuzlama diye çevriliyor. İşte alt örnekleme şeklinde çevriliyor. Derin öğrenmede kullanılan yapay sinir ağlarında, özellikle konvolüsyonel evrişimsel yapay sinir ağlarında neler var? Konvolüsyon işlemini yapan bir katman var. Pooling işlemini, işte havuzlama ya da alt örneklemeyi yapan bir katman var. Ve tamamen bağlı katmanlar var. Sonlara doğru bunlar da sınıflandırma ya da regresyonu yaptığımız katmanlar. Birazdan hepsini adım adım göreceğiz daha iyi bir şekilde. Çok katmanlı perseptron gördüğümüz gibi bu şekilde. Burada iki katmanlı veya bir gizli katmanlı yapay sinir ağı diyoruz. Bakın burada bir tane gizli katman var. Girdi ve çıktı arasındaki her katmana gizli katman deniyor. Hidden layer bunun İngilizcesi. Burada iki veya daha fazla hidden layer varsa derin öğrenme modeli, derin yapay sinir ağı diyebiliriz. Yani şu sağdaki iki tane gizli katman var. Buna derin yapay sinir ağı diyebiliriz. Ve bu şekilde olanlara, bunlar yine geleneksel yapay sinir ağı modelleri. Bu şekilde olanlara fully connected, yani tamamen bağlı katmanlar diyoruz. Tamamen birbirine ağırlıklarla bağlanmış şekildeler. Az önce bahsettik. Ağırlık matrisimiz. Burada mesela 7 tane eleman var. Çıktı 1 için ağırlıklar ilk satırdakiler. Çıktı 2 için ikinci satır. Çıktı 5 için de 5. satırdakiler. Girdilerimiz 7 adet girdimiz var. Ağırlık çarpı girdi artı bias'lerimiz var. Bozucularımız var. Bu da birinci çıktığı için bozucu, ikinci çıktığı için vesaire. Bunları toplarken de ne oluyor? Çıktı 5 adet çıktığımız oluyor. Bu şekilde çıktı eşittir ağırlıklar çarpı girdi artı bozucu şeklinde matematiksel olarak bunu modelleyebiliriz. Şimdi şöyle, bu çok iyi görünmüyor. Burada bir boyutlu tensör var, yani vektör. İki boyutlu tensör, üç boyutlu tensör. Bu tek boyutta sadece işte belli elemanlardan oluşuyor. Bu bir matris. Bu ne örnek verebiliriz buna mesela? Üç boyutlu tensöre mesela örnek verebilir misiniz? Mesela bir görüntü RGB, değil mi, fazları var. Bir görüntü aslında 3 boyutlu bir tensör. 4 boyutlu tensör örnek verebilir miyiz? 4 boyutlu. Evet. Mesela zamanı ekleyelim. Burada zaman yok, değil mi? Ne koyabiliriz? 1 saniyede örneğin şu kamera muhtemelen 60 ila 120 frame, işte FPS dediğimiz frame per second, saniye başına çektiği görüntü çerçeve sayısı. Bir saniyedeki frame'ler hiçbir mesela değişiklik olmadığı halde üst üste görüntüler çekiyor. Bunu böyle ard arda her bir frame'i koyarsak bu bir tensör olur. 4 boyutlu tensör olur. Anladın mı? Bu şu yatay düzlemi şu şekilde düşünün. Buna geldik, bir tane daha ekledik. Bu T anı, bu T artı 1 anındaki görüntü, T artı 2 anındaki görüntü şeklinde. O da 4 boyutlu olmuş oluyor. Bunu çok iyi göremiyoruz. Bu aslında TensorFlow genelde nasıl çalıştığıyla alakalı da çok da önemli değil. Bunu görmeyeceğiz zaten. Evet, adım adım. Şimdi bu
konvolüsyonel ya da evrişimsel yapay ağındaki işlemler nasıl yapılıyor bir görelim. Şimdi bizim bir girdi verimiz var. RGL uzayında yine. Bunun ilk kat ilk fazındaki görüntüyü aldık. Kernel ya da filtre diyoruz. İkisi aynı şeyler. Filtremiz istediğimiz boyutta olabilir. Genel olarak 3'e 3 ya da 2'ye 2 boyutundaki filtre olarak kullanılıyor. Görüntü bilgisayarla görmede. Nesne tanıma, nesne algılama, işte nesne bulmayla alakalı problemde. Şimdi şu işlemi, şu elips içerisindeki işlemi nasıl yapıyoruz? Şu yamayı aldık diyelim. Girdi matrisimiz o yama o anda, değil mi? Kaça kaç? Şöyle göstereyim. Sıfırları saymıyoruz çünkü biz işlem boyutunu istediğimiz hale getirebilmek için zero padding dedikleri boyutlar dışarısına 1 ya da 2 ya da en fazla 3 adet sıfır ekleme değeri sıfır olan pikselleri ekleme işlemini yaptık. Az sonra onun nasıl yapıldığını göstereceğim. O yüzden sıfırları saymadığımız durum için 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5'e 6'lık bir yamamız var burada. Üzerinde de 3'e 3'lük bir filtre gezdiriyoruz. Filtremizin ne gibi bir özelliği var? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1'den oluşuyor. Bu aslında yatayda ve dikeyde kenar bulmaya yarayan bir filtre. Onu görüntü işlemede görürsünüz. Gradyan nasıl alınıyor ile alakalı. Konvolüsyonun özelliği ne? Biz buradaki bütün bu andaki elemanları birbirine çarpıyoruz ve topluyoruz. Konvolüsyon sonrası girdiğimizin çıktısı 9 ediyor. Burada 1 çarpı 0. Şurada gördüğümüz işlemi yapıyoruz. 0 çarpı 0. 1 çarpı 0, şu 1 ve 0. Şu 0 ve bu 0. Yine 1 çarpı 0. Sonra 0 çarpı 4, 1 çarpı 6, 0 çarpı 0, 1 çarpı 3, 0 çarpı 5, 1 çarpı 0. Bunu yaptık, 9 sayısını elde ettik. Bu sonraki layer'a, sonraki katmana aktarılacak eleman olacak ama öncesinde aktivasyona geçmesi lazım. Bunların hepsini bu şekilde elde ettik. Bu filtreyi burada her gün üzerinde gezdirdik ve bu şekilde bir öz nitelik matrisi elde etmiş olduk. Bunun 9 elemanının 9 sayısının nasıl bulunduğunu da burada gördük. Bu işlemi anlayabildik mi? Bu işlemi şu anda herkes mesela versek eliyle yapabilir mi? Yani size iki tane bir tane matris vereceğim, girdi matrisi. Bir tane filtre vereceğim. Diyeceğim ki şunun şu elemanındaki çıktısı ne olacak? Bunu yapabilir miyiz? Şunu yani. Bir tane girdi, şöyle bir filtre, böyle bir girdi yama verdik. Sonra şöyle bir filtre verdik. Bunun bu andaki çıktısını yapabiliriz, değil mi? Tamam. Sonra bu elemanı aldık. Bir aktivasyon fonksiyonundan geçirmemiz lazım. Şimdi şuraya gelelim. Neler yapılıyor dedik. Bu çıktıyı aldık. Aktivasyondan geçmesi lazım ki bir sonraki katmana erişebilelim diye. İşte onu da burada yapıyoruz. Aktivasyon çıktılarını bu şekilde toplarsak da şöyle bu görüntülerden şöyle siyah beyaza yakın belli formlar elde ediyoruz. İşte bunlara da öz nitelik diyoruz, tamam mı? Burada çok sayıda olmaz. Mesela bunlar yine 3 boyutlu. Çünkü biz çok sayıda böyle filtre gezdiriyoruz. Kaç adet filtremiz varsa o kadar derinlikte bizim matrisimiz olmuş oluyor. Burada mesela ben 30 tane filtre kullanırım ve bu 30 tane filtre birbirinden farklı olur. Ve burada da 30 adet gördüğünüz gibi bir iki boyutlu matrisler ard arda sıralanmış olur. Anlaşıldı mı? Niye? Biz olabildiğince varyasyon elde edebilmek adına
olabildiğince çok öz nitelik çıkarabilmek adına olabildiğince çok filtre uygulamış olmak istiyoruz. Doğru sonucu aktarmak şey değil mi? Evet. Olabildiğince varyasyon arasından eğitim yaparsak modelimiz daha başarılı sonuçlar verir. Sonuç olarak. Hocam, geleneksel yapay sinir ağlarını kullansaydık bir tane filtre kullanacaktık o zaman. Onunla filtre kullanamayız. Yok o zaman öyle. Yani orada filtre kullan. Efendim? Ağırlıkları nasıl belirleyeceğiz? Orada, burada mesela bir rakam geldi. Ya da bir sayı geldi, rakam 0 ile 9 arası. Buradan bir sayı geldi. Şu arada da ağırlık olduğunu düşünün. Buradan çıkan sayı ne yapıyoruz? Şu işlemi yapıyoruz sadece. Ağırlıklandırıyoruz. Bozucuyla topluyoruz. Aktivasyon çıktısı bir sonraki elemana gidiyor sadece. Yani böyle bir kaydırma işlemi yok. Yine de bir matrisle çarpılmış olmuyor. Hayır, matrisle sadece sayıyla çarpılmış oluyor. Yani şöyle, bir sayı geldi. Bunda sadece bir sayı geldi. Kaç tane burada mesela, buna kaç tane sayı geliyor? 3 tane, değil mi? 3 tane de ağırlık gelmiş oluyor. Şu okların her biri ağırlık. Bunların aktivasyon çıktıları çarpı ağırlıklar. Artı buna gelen bozucu. Sonra bundan 4 tane aynı sayı çıkmış oluyor. Ama bu aynı sayıların her birindeki ağırlıklar farklı. Yani böyle bir gezdirme işlemi yok. Burada bu filtre burada gezdiriliyor. Her bir filtre ve bu kadar boyutta bir çıktı elde ediyoruz. Ve bu filtrenin sayısı da farklı. Burada mesela 101 kullandık ya. 010, 101, 010 diye başka bir filtre daha kullandık. Bu ikincisi. Yine onu burada gezdirdik. Konvolüsyon işlemi bu zaten. Böyle gezdirerek çıktıları böyle ikinci bir öz nitelik vektörü oluşturduk. Değil mi? Bir şey daha soracağım. Filtrelerin sayısıyla gizli katmanların arasında bir bağ var mı? Yok. Bağımsızlarız. Kesinlikle bağımsızlar. Şimdi aktivasyon fonksiyonları en sık kullanılanlar bunlar. Her birinin tabii farklı özelliği var. Her birinden aslında istenen şey bir hızlı olmaları. İki, olabildiğince girdileri belli aralıkta iyi yansıtmaları. Ve istenmeyen girdilerinde bir sonraki katmana aktarılmasını engellemek. Şimdi mesela sigmoid olabildiğince aktarım yapıyor ama mesela gördüğünüz gibi burada bir eksponansiyel alma işlemi var. Bu çok maliyetli bir işlem. Burada yok mesela, çok basit. Ama burada da sıfırdan küçük elemanlar bir sonrakine aktarılamıyor. Bu mesela kısmen onu yapmış. Burada daha fazla kompleksiti var ve transpoz alıp işlem yapıldığı için işlem yapı fazla. Her birinin işte böyle kendine göre avantajları, dezavantajları mevcut. Yine siz kendi probleminize uygun olarak hangi aktivasyon fonksiyonunu seçmeniz gerektiğini karar vermeniz lazım. Modelinizi eğitmeye başlamadan önce. Evet, şimdi havuzlama katmanında, pulling katmanında nasıl bir alt örnekleme yapılıyor? Şimdi bizim şunu hacim olarak gösterdik. Niye? 64 tane 224'lük bir öz nitelik hacmimiz oluşmuş. Konvolüsyon işlemi sonrasında biz demek ki 64 tane filtre kullanmışız. Boyutlar böyle çok büyük olduğu için yani düşünün 224 çarpı 64 tane sadece burada eleman var ve kaç tane katman var yani. Biz bunu düşürmek istiyoruz ve anlamlı bir şekilde düşürmek istiyoruz. Havuzlama yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bu 224'ü yani 64 taneyi azaltamayız. Çünkü her birinde farklı bilgi var. Ama her birinin boyutunu böyle sıkıştırmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? 224'ü 112'ye 112 yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Bazı yöntemler max pulling var. Average pulling var. Yani maksimumunu aldığınız havuzlama var. Ortalamayı aldığınız havuzlama var. Belli hepsinin işte eksponansiyelini aldığınız vesaire böyle 8-9 tane havuzlama alt örnekleme yapabileceğiniz fonksiyon var havuzlamayla alakalı. Şimdi nasıl bir hale geliyor?
Şöyle 224'de 224'lük bir tane öznitelik vektörümüz var. Matrisimiz var. Şöyle bir şey. Az önce gördüklerimizden bir tanesi bu. Bunu 112'ye 112 boyutuna indirmek için bazı işlemler yapıyoruz ve bu hale geliyor. Gördüğünüz gibi kısmi olarak siz şuradaki öz nitelikleri buraya aktarmış oluyorsunuz. Bunu yapabilmek için nasıl işlemler kullanmamız lazım? Burada mesela maksimumu alarak işlem yapılmış. Yarıya indirmek için 2'ye 2'lik bir filtre içerisine, yine filtreyi burada gezdiriyorsunuz. Şu şekilde böyle 1, 2, 3 şeklinde. Oradaki adımlarla ilgili de yine nasıl gezdiriyoruz onu göreceğiz. Gezdiriyorsunuz. Örneğin şu normalde renkli çıkmış olması lazım ama iyi aktarmış. Neyse. Şu matrisi görüyoruz değil mi? Hepimiz görebiliyor muyuz? 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Şöyle 2'ye 2 bir filtre 1, 1, 5, 6'dan hangisi en büyükse bir sonraki layer'a katmanı aktarıyoruz. Yani 6. Sonra bu filtremiz şuradaydı ya, bunu 2 adım kaydırıyoruz. 2, 4, 7, 8'den en büyüğünü aktarıyoruz. 8. Sonra 2 adım aşağıya kaydırıyoruz. 3, 2, 1, 2'den hangisi en büyükse onu. 3 ve yine 2 adım buraya kaydırarak. 2 adım dediğim bunlar hep piksel bazında adımlar. 1, 0, 3, 4'ten en büyük olan 4'ü aktarıyorum. Ve gördüğünüz gibi 4'e 4 olan bir matris 2'ye 2 boyutuna indirgenmiş oluyor. Ve taşınan elemanlar en büyük elemanlar. O 2'ye 2'lik filtreler içerisindeki. Bunu 3'e 3 yapabilirsiniz. Bu yine sizin çalışmanıza, modelinize bağlı. Bu şekilde yapılıyor. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Havuzda var. Şeyi soracağım ben, neden en büyük sayıyı alıyoruz mesela? En küçük. Çünkü en büyük sayı genelde en şiddetli olan piksel olmuş oluyor. Ve o yüzden onu taşımak istiyoruz. Hiç, yani bilgi taşıyoruz sonuçta. Biz o bilgilerde öz niteliklerimiz olması lazım. Belli anlamlar yükleyeceğimiz için hiçbir şiddeti olmayan, etkisi olmayan bir pikselin taşınmasını istemiyoruz diyor bu. Ama ortalamasını aldığımız da var mesela. Sıkıştırdığımızda bozulmalar oluyor mu? Oluyor. Ama yapmak zorundayız çünkü bu kadar büyük veriyle uğraşamıyoruz. Evet. Rahatsızda neden 2'ye 2 ayırıyoruz? Çünkü o şekilde bir filtre uyguluyoruz. Siz 3'e 3 de yapabilirsiniz. O sizin dediğim gibi uygulamanıza, modelinize kalmış bir durum. Burada 224 ve 224 olanlar her biri 112'ye indirgenecek şekilde ayarlanmış. Şimdi az önce bir görüntü gösterdik. 32 x 32 x 3 piksel boyutunda. Bunu bir girdi haline getirmek için 1'e 3072'lik bir eleman yapıyoruz. Ağırlıklar ve çıktığımız bu şekilde oluyor. Bu işlem tamamen böyle yapılıyor. Görsel olarak görmeniz açısından. Ve 1'e 10 bu birinci eleman, ikinci eleman, 10. eleman. Buradan dediğim gibi çıktığımızın en büyük olduğu durum olasılıksal olarak bize nesnemizin ne olduğunu veriyor. Şimdi bir görüntü var. 32 x 32 x 3 boyutunda ve bir filtre var. 5 x 5 x 3 boyutunda. Filtre, bu filtre bunun üzerinde kaydırılarak işler yapılacak. Konvolüsyon işlemi bu. Nasıl kaydırılacak? Piksel bazında bazı adımlar kullanılacak. Kaç adım kullanılacak? Yine bu size kalmış. Buna stride deniyor. Evet. Şimdi burada kaydırmışız. Buraya gelmiş. Çıktısı sadece bir eleman. Az önce bu işlemi yaptık. Gördünüz değil mi? Bunun çıktısı sadece bir adet eleman. Az öncekinin çıktısı da ne oldu? Sadece bir adet elemanlı. 9'u buldu. Bu da aynı şekilde. Böyle de bir aktivasyon haritası elde ediyoruz. Yani bizim bu öz niteliklere yine aktivasyon map de deniyor.
feature map de deniyor. Bunların ikisi de aynı şey. Çünkü aktivasyon çıktılarını kullanıyoruz ya. Aktivasyon çıktısının sonucunu aktivasyon map ya da feature map diyebilir. Özdelik haritası ya da aktivasyon haritası denir. İkinci filtreyi uyguladık. Bu sefer yeşil beşeri, şu yeşil bir filtre uyguladık. Sizin sorunuza biraz daha cevap oluyor. Bir tane bunu uyguladık. Tamam mı? Mavi aktivasyon haritasını. Bunu bütün her yerde gezdirdik. Bunu elde ettik. Değil mi? Bunda bir şey var mı? Yok. Problem yok. Az önceki gibi her birer birer sayıları çarptık, topladık. Bir sayı. Çarptık, topladık. Bir sayı. Sonra bu elde edildi. Sonra yeşil filtreyi uyguladık. Yine bunu böyle gezdirdik. Şuradan başlayarak şöyle. İkinci aktivasyon haritasını elde ettik. Kaç tane elde edeceğimiz bize kalmış. 6 tane kullanmışız mesela burada. 6 tane. 30 tane kullanabilirsiniz. Size kalmış yani. Burada ne işlemler yapılıyor? Evet. Filtrelerin hepsinin boyutu sabit olmak zorunda. Evet. Çünkü o zaman siz bu çıktıda farklı boyutlar elde ediyorsunuz. O olmaz. Ne oldu? Siz işte konvolüsyon uyguladınız, review çıktısını uyguladınız, böyle bir şey. Konvolüsyon uyguladınız, review uyguladınız, farklı bir boyut. Bu şekilde gidiyor işlemler. Her bir konvolüsyon uygulanmış farklı katmanlardaki işlemler. Bu girdi, bu ikinci katman, bu üçüncü katman. Şimdi, filtre nasıl uyguluyor? Oo, çok kötü oldu. Rengi göremiyoruz. Nasıl? Valla bu olmuyor çünkü kablosu çok kısa. Şimdi şöyle, şurası mavi aslında. Şuradan en yukarıya kadar şu 9 tane eleman mavi, tamam mı? Bu mavi. Şu yani 1, 2, 3. Şuradan itibaren bu üst taraflar mavi. Tamam. Ondan sonra bu konvolüsyon nasıl yapıldı? Buradan çarptık filtremizi, bir tane eleman elde ettik. Şimdi geldik. Şu 1, şu 2, şu 3. Sonra 1, 2, 3. Yani şurası. Şu bölge mavi. Tamam. Şuradaki 9 tane eleman mavi. Sonra buraya geldik. Buradaki 9 tane eleman mavi. Dördüncü adım. Buradaki 9 tane eleman mavi. Beşinci adım, buradaki 9 tane eleman mavi. Tamam, 5 adım. Yani şunu düşünün, şu son tarafı, 1 buradan başladık ya, 2 burada, 3 burada, 4 burada, 5 burada. Bir aşağı indirdik, şeklinde böyle indirdik. İlkinde burada 1, 2, 3, 4, 5. Çıktığımız 5'e 5 olacak adımlarda. Yani bunu keşke görebilseydik ya. 5 çarpı 5 boyutunda çıktı. Adımımızın boyutu ne dedik? Hayır. 3'e 3. Filtremizin boyutu, adımımızın boyutu 1. Çünkü her birinde şurada olan şeyi 1 buraya kaydırdık. 1 buraya kaydırdık. 1 buraya derken 5'e 5'lik bir çıktı elde ettik. Stride'ımız 1 oldu. Tamam. 2 olsa ne olurdu? Adım sayısı 2. Burada da şöyle. Yine burası mavi. İkinci görüntüde neresi mavi? Bu sefer şurası mavi. Çünkü buradaki elemanı bir buraya taşıyoruz, iki buraya taşıyoruz. Üçüncü adımda da buradaki elemanı bir buraya, iki buraya toplamda üç adım atabildik. Üçe üçlük bir çıktığımız oldu. Adım sayımız bizim çıktığımızı bu şekilde etkiliyor. Tamam. Zero padding dediğimiz boyutla alakalı durumları kontrol edebilmek adına uyguladığımız işlem nasıl yapılıyor? Yine 32x32x üçlük bir görüntümüz var. Bunun etrafına sıfırlar ekliyoruz. Burada 36 demişiz de bu 34 olacak. Burada yanlış demişiz. Yok, 36 olacak. İki tarafa da ikişer tane ekleniyor. Tamam. 36x36x3'e çıkarıyoruz. Niye? Çünkü ne yaptık? 3'e 3'lük buradan 4, her birinden 4'er eleman azalmış oldu ya. Biz bir boyut korumak istiyorsak, yani ben bir sonraki
katmana 7'ye 7'lik bir boyut taşımak istiyorsan bunun etrafına zero padding'in 2 olması lazım. İkişer tane alt, üst, sağ, sola ikişer tane sıfır olan piksellerden oluşan bir zero padding işlemi yapmam lazım. Ki bu ne olacak bu sefer? 11'e 11 olacak. Bir sonra ne olarak aktarılacak? 4'den azalacağı için burada 4 azalmış ya. Stride'ın 2 olduğu durumda, yani adımın 2 olduğu durumda 7'ye 7'lik bir çıktım olacak bu sefer de. Yani şöyle düşünün. 32'ye 32. Normalde ne olarak aktarıyoruz? Adım sayım 2 olduğunda 3'e 3'lük bir filtre uyguluyorsam 4'den azaltın. 28 çarpı 28'lik bir çıktım oluyor. Ama böyle olduğu bir durumda 32'lik bir çıktım olacak. O yüzden ben bu sıfırları etrafına koyuyorum. Hiçbir şeyde etkisi olmadığı için çok da bir problem olmuyor. İlla ki %100 bir aktarım olmuyor tabii ki. Çünkü %100 aktarım olmuş olsa zaten bu işlemleri yapmayız. Anladık mı bunları? Ne yaptık? Konvolüsyonu yaptık. Filtrelemenin nasıl olduğunu gördük. Adım sayısının ne olduğunu gördük. Zero padding'in sıfır eklemenin nasıl olduğunu gördük, değil mi? Bunların hepsiyle ilgili bilgimiz var şu anda. Tamam. Şimdi yapay sinir ağında nelere dikkat etmemiz lazım? Öncelikle biz ne yapmak istiyoruz? Kelime mi işleyeceğiz? Video mu işleyeceğiz? Ses mi işleyeceğiz? Görüntü mü işleyeceğiz? Buna göre bir mimari seçim yapmamız lazım. İşte evrimsel yapay sinir ağı bir mimari. Yinelemeli yapay sinir ağı bir mimari. Tamamen bağlı yapay sinir ağı bir mimari. Autoencoder, otokodlayıcı yapay sinir ağı bir mimari. Bunların hepsi ayrı ayrı mimariler. Öncelikle buna karar vereceğiz. Burada hepsini görebiliyorsunuz. Şurada otokodlayıcılar var. Yani otokodlayıcılar genelde veri sıkıştırmak, işte kriptoloji böyle alanlarda kullanılıyor. Görüntü işlemede işte veri sıkıştırmayla ilgili kullanılıyor. Başka da kullanılmaz. Ondan sonra bizim ne kadar bir katmanımız olması lazım? Sizin veri boyutunuzla, donanımınızın yapısıyla, yani benim normal sıradan bir bilgisayarım var. Hiç ekran kartı kullanamıyorum. Ama 1 milyon tane görüntüden oluşan bir veri küresini eğiteceğim. Modelimi 1 milyon tane görüntüden oluşan bir veri kümesiyle eğiteceğim. Mümkün değil şu an. O yüzden bunların hepsi göz önüne alınmalı. Yani donanımınız, veri yapınız vesaire bunların hepsi sizin dikkate almanız gereken hususlar. Optimizasyon yönteminiz, işte batch size dediğimiz örneklem yığınımız, yani bir kere de kaç tane görüntüyü mesela besleyeceksiniz. Bunların hepsini bir anda besleyemiyorsunuz çünkü hafıza yetersiz kalıyor. Düşünün 1 milyon tane görüntü ne kadar yapıyor yani, öyle bir RAM hiçbir yerde yok. Ekran kartı çok iyi kullanıyorsa olsanız. İşte aktivasyon fonksiyonunuz yine sizin probleminize göre değişkenlik gösterebilir. Ağırlıkların nasıl başlatılacağı önemli. Ve siz genelleştirme yapmanız lazım. Yani burada eğittiniz bu modeli, dünyanın başka bir ucundaki insan da kullanması lazım. Bu yapay sinir ağlarının eğitilmesi esnasında nelere dikkat etmemiz lazım? Başına haberi ne dedik? Veri ön işleme çok önemli. Bunların her biri yine mimariyi seçtiniz, onu yaptınız, bunu yaptınız. Veriyi ön işleme yapmanız lazım ki ham veriyi böyle çok kalitesiz olur ham veri. Bir problemle karşılaşmayın. Yani öğrenemez, gürültüler vardır, gürültüleri öğrenir. Bunlardan kurtulmak için sizin ham veriyi düzgün bir şekilde işlemeniz lazım. Sonra ağırlıkların başlatılması lazım. Şimdi siz bütün ağırlıkları sıfır şeklinde ben başlatayım derseniz ne olur? Öğrenme işlemi belki de hiç gerçekleşmez çünkü sıfır etrafında dönerde durur ya da hiç türev alınan durumda olduğu için o türevler belki hiç güncellemez kendini. Çok büyük başlatırsanız da belki sonsuza kadar bulamayacak çünkü belli bir aralıkta arama işlemi yapıldığı için o optimizasyon algoritmanız o çok büyük sayılardan çok küçük sayılara gelmekte çok zorlanabilir, sizin zamanınızı yetmeyebilir. Ne yapılması lazım? Görüntü
tanıma durumlarında siz bilgisayarla görmede nesne tanıma yapmak istiyorsanız ağırlıklarınız sıfıra yakın çok küçük değerler seçmeniz lazım. Örneğin 0.0070 gibi bunları seçmeniz lazım. Bunu da otomatik bir şekilde yapıyor zaten kodlarınız. Overfitting ve underfitting, bunları ne diye çevirebiliriz? Fazla ya da az öğrenme. Şöyle düşünün, sizin bir yapay sinir, devasa bir yapay sinir modeliniz var ama çok küçük bir veriniz var. Siz bu verinin her şeyini çok rahatça öğrenebiliyorsunuz. Herhangi bir kompleksliği yok verinizin. Bu overfitting olur. Size mesela benzer ama hiç görmediğiniz bir görüntü geldi diyelim, onu hiç tahmin edemeyebilir. Bu overfitting etmiş oluyor. Yani sizin eğitim esnasındaki performansınız çok iyi, test esnasındaki performansınız çok kötü çıkar. Underfitting'de ise tam tersi, siz az öğrenmiş olursunuz. Az öğrendiğiniz için de yine test esnasında çok kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Bunu önlemek için de genelleştirme, generalization ve regularization yapmanız lazım. Belli bir terim ekliyorsunuz kayıp fonksiyonunuza, regularization terimi. Bundan büyük ölçüde kurtuluyorsunuz. Veri boyutunuzu arttırıyorsunuz, büyük ölçüde kurtuluyorsunuz. Modelinizle alakalı bir değişim yapmak istiyorsunuz, drop out kullanıyorsunuz. Kimisi şimdi ben daha dün okudum, drop out çok istenmeyen bir şey diyorlar. İşte erken durdurma yapabilirsiniz, çok öğrenmesini engellemek adına vesaire vesaire. Bunlar biraz daha derin ve teknik konular. Burası biraz sizi sıkabilir. Şimdi benim ön işlemede görsel olarak sizin görmenizi istedim. Böyle bir ham veriniz var. Yani görsel olarak niye bu kadar önemli, nasıl olayları kolaylaştırıyor, görün diye. Bu veriyi aynen alıyorsunuz, zero center data deniyor buna. Sıfır merkezli hale getiriyorsunuz. Bunu alıyorsunuz, şuradaki merkezini sıfıra taşıyorsunuz. Ve bu boyutu da her türlü bilebildiğiniz için daha kolay işlem yapabilirsiniz. Bir de bunu normalize ediyorsunuz. Sıfırla bir arasına ya da işte belli -5 ile 5 arasına, 10 ile 10 arasına vesaire, -10 ile 10 arasına. Bu şekilde çok daha kontrol edilebilir bir hale geliyor veriniz. Aslında yapı olarak, şekil olarak bundan hiçbir farkı yok şu normalize edilmiş veri. Yine ham verimiz bu şekilde. Decorrelated hali, herhangi korelasyonu kaldırıyoruz aralarındaki, bu hale getiriyoruz. White dediğimiz halde de kovaryans matrisi, özdeşlik matrisi olmuş oluyor bunların. Bu hale getiriyoruz. Yine buradan buraya gelme imkanımız da var bu işlemlerin tersini yaparak. Yani bu veriyi daha kolay orasını burasını kurcalayabilmek için aslında yapılmış işlemler. Ağırlık başlangıcı. Şimdi bu dağılımları gösteriyor. Başlangıç ağırlıkları çok küçükse aktivasyon çıktıları ve kısmi türevler sıfıra gider. Bu sebeple öğrenme olmaz. Sıfır olduğu durumlarda. Başlangıç ağırlıkları çok büyük, aktivasyonlar satüre olur. Özellikle tanjant H fonksiyonunda kısmi türevler sıfıra gider ve bu sebeple öğrenme olmaz. Başlangıç ağırlıkları uygun durumlarda ise her katmanda aktivasyonlar düzgün dağılır. Burada gördüğünüz gibi. Ve öğrenme istenilen şekilde gerçekten. Burada gördüğünüz gibi başlangıç ağırlıkları çok merkezli bir şekilde yığılmış durumda. Burada da çok kenarlara yığılmış. Burada ise düzgün dağılır. Yani. Overfit ve underfit'in görsel olarak karşılıklarını hemen göstermek istiyorum. Ve ondan sonra da ne yapacağız? Bunu da yapıp ara vereceğiz. Şimdi bizim predictor ya da tahmin edicimiz paterni nasıl, örgüyü, burada olan örgüyü nasıl yakalayamıyor? Bizim burada noktalarımız var. Değil mi? Bu noktalar var olan noktalar ve biz bundan şu yeşildeki gibi bir şey istiyoruz. Çıktı istiyoruz ama bize kırmızıdaki gibi bir çıktı veriyor. Bu gördüğünüz gibi her bir noktaya belli bir uzaklıkta ama yeşildeki gibi tatmin edici bir şekilde o noktaları da ifade etmiyor, değil mi? Yine sınıflandırmada da biz bu kırmızı ve mavi olan X ve O değerlerini birbirinden ayırmak istiyoruz.
Ama gördüğünüz gibi belli bir oranda ayırsa da gördüğünüz gibi birçok X ve birkaç tane O harfi birbirine karışmış, sınıflar arası girmiş durumda. Tatmin edici durumda şu ortadaki durumlar, yani bir iki tanesini çok iyi ifade edemese de, şöyle gördüğünüz gibi yeşilden biraz daha kötü ama yani şu ikisinde de alakasız bir şekilde çok iyi istediğimizi yapıyor. Gördüğünüz gibi iki tane mesela ikisi ifade etmiyor. Ama bu ne olabilir? Bir gürültü olabilir, bir yanlış etiketleme olabilir. Bunları göz ardı edebiliriz. Yani siz burada %2'lik bir kayıp olabilir bu. O göz ardı edilebilir. Çünkü buradan buraya gelmek, gürültüyü de modelliyor olabilirsiniz şu hale geldiğinizde. Ya da çok büyük maliyetler getirir size. Buraya kadar geldiğinizde mesela 100 defa o eğitim işlemi devam ettiyse, belki buraya gelmek için 10.000 defa eğitim işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu maliyeti karşılamaya gerek yok. Yani ben %2 daha ufak bir performans elde edeyim ama o kadar da maliyete katlanmayayım demek bu. Burada gördüğünüz gibi gürültüyü de modellediğimiz, şu arada mesela kırmızı ne yapıyor? Hiç görünmeyen bir yere gidiyor. Gürültüyü de modellediğimiz bir durum. İşte overfit ve underfit bu durumda. Burası overfit, bu da pardon, burası underfit, burası overfit. Fazla öğrendik, az öğrendik, bu gerektiği kadar öğrendik. Eğitim esnasında biz bunu takip etmemiz lazım. Nasıl takip edebiliriz? Eğitim esnasında yine biz kapalı bir kutu değil sonuçta bu. Eğitimin nasıl gerçekleştiğini görebiliyoruz. O yüzden de eğitim, yani training ve validasyon ya da test kısımlarının hata değerlerine, başarım değerlerine, kayıp fonksiyonun değişimlerine bakarak buna karar verebiliriz. Ve doğru aralığı bu şekilde seçmemiz lazım. Örneğin şurada validation accuracy diyor bu. Bu validation accuracy, yani validasyon ya da test başarımı training accuracy'den daha büyükse bir kere bir problem var. Çok daha büyükse çok daha büyük bir problem var modelinle alakalı. Ya da çok daha küçükse yine bir problem var. Yakın olması lazım. Yani şuradaki gibi olması lazım. Burada kırmızı model yeşilden biraz daha kötü ama birbirine çok yakınlar. O şekilde bir yakınlık olması lazım. Bu aradaki fark çok büyürse bir problem var demektir. Ara verelim. Bu ara çok uzun olmasın ama. Çünkü ne adımındaki katmanla katmanın çıktısının sayısı, ne artı bir adımındaki katmanın girdi sayısıyla uyumlu olması lazım. Bunların oturup siz elinizde hesaplamanız lazım. Bunun için de bu hesabı çok basit bir şekilde şöyle formülize ettik. Nasıl girdi hacmi boyutumuz genişlik çarpı yükseklik çarpı derinlik boyutunda bizim bir girdiğimiz var. Bir görüntü olarak düşünün. Ne dedik? 32 çarpı 32 çarpı 3. 4 adet hiper parametre, hyper parametre diye geçiyor bu. Belirlemek gerekiyor. Bunlar neler? Filtre sayımız, k adet filtremiz var. Filtrelerin uzamsal boyutu, yani 2'ye 2 ve 3'e 3 mü? Bu kare olmak zorunda. Piksel bazında adım sayımız, stride dediğimiz olay, S'de ifade ettik. Ve çerçeve etrafı piksellere sıfır dolgu sayımız, P olarak ifade ettik. Yani K, F, S ve P'yi bizim öncesinde belirlememiz lazım o katman için. Biz mesela bir katmanda 64 adet, bir katmanda 32 adet, bir katmanda 128 adet filtre olsun isteyebiliriz. Bunu belirlememiz lazım. Çıktı boyutumuz ne oluyor? Böyle bir durumda çıktığımız şu şekilde hesaplıyoruz ilk boyutunu, girdiğimizin ilk boyutu eksi filtremizin boyutu artı 2 çarpı, çünkü iki tarafında da dedik ya sağ sol ve aşağı yukarıda sıfırlara ekliyoruz, boyut o şekilde değişiyor, o bölü adım sayımız artı 1 şeklinde. Yine benzer şekilde yüksekliği de belirliyoruz. Kaç tane filtremiz varsa
ne dedik? O kadar boyutumuz değişir. Derinliğimiz değişir. Bu şekilde formülize edebiliriz. Yani bunu alıp elimizde hesap yaparak her bir katmanda kaç tane eleman olacağını bulabiliriz. Şimdi yapay sinir ağlarının evrimsel olan modellerinde bilgisayarla görüldü. Bu katmandan nasıl öz nitelik çıkarır? Bu öz nitelikler nelere benziyor? Şöyle. Şimdi düşük seviye öz nitelikler böyle gördüğünüz gibi bizim pek anlam veremediğimiz aslında bunlara detaylı baktığınızda Gabor filtreleriyle ilk çalıştıysanız onlara benzeyen bazı durumlar var. Ancak orta seviyeye öz nitelikler belli şekiller almaya başlamış durumda ve yüksek seviye öz nitelikler aslında bunu böyle bu görüntü iyi görebiliyor olsanız burada bazı işte kedi köpek yüzlerini andıran görüntüler olduğunu algılayabileceksiniz. Bunun nedeni şu. Niye kedi köpek var mesela? Çünkü bu model içerisinde çok fazla kedi köpek görüntüsü beslenmiş ve o yüzden eğitim esnasında bu şekilde bir öğrenmede birçok bunların her biri bir filtre bu arada. Yani şu ufak şeylerin her biri bir filtre çıktısı. Öyle söyleyelim. Filtre çıktısı olan öz nitelikler. Öz nitelik ne? Filtreyle girdiği çarptığımız durumda o konvolüsyon çıktısı filtre. Yani konvolüsyon çıktısı öz nitelik. Bunların her biri bir öz nitelik. Birincisi bu, ikincisi bu, üçüncüsü bu vesaire kaç tane varsa. Bu öz nitelikler artık yüksek seviyelerde o veri kümesinde en fazla ne bulunuyorsa onları böyle 3 aşağı 5 yukarı gözle ayırt edilecek derecede size yansıtıyor. Yine bir araba besledik diyelim. Konvolüsyon işlemi sonucunda böyle bir işlem oldu. Şurada mesela yakından bakarsanız bunlara bu sanki bir kenar köşe bulma filtresi uygulanmış gibi. Sonrasında aktivasyon fonksiyonundan geçiriyoruz. Burada tanımlayamadığımız mesela öz nitelikler var. Bu şekilde bunlara aktara aktara en sonunda bu sınıflandırma işlemi yaptığımızda tamamen bağlı katman çıktısı olarak, olasılıksal olarak bu en fazla arabaya benziyor. En fazla ikinci sırada kamyona vesaireye benzeyecek gibi çıktılar alıyoruz. Bir adet perseptron nasıl öğrenir? Onun algoritması burada. Nasıl öğreniyor? Şimdi şundan bakalım, anlatıyorum birazcık da. Bir kere bir veri kümemiz var. Bu veri kümemizde neler var? X'ler var ve D'ler var. X'ler girdilerimiz, D'ler ise o girdiye ait arzu edilen çıktımız. Yani şöyle, burada X girdiğimiz bu görüntü, çıktığımız ise olasılıksal olarak kar dediğimiz etiketin 1 olması gibi. Yani X bir matris, bu çıktı olarak bu neyin matrisi? Araç içeren görüntünün matrisi. Bu da çıktısı 1. 0, 0, 0, 0, 0 şeklinde kaç tane sınıfımız varsa o kadarlık bir çıktı. Yine bu mesela tavuksa 300'lük bir matris ya da 300x300x3'lük bir tensör. Bunun çıktısı da tavuk hangi sınıfta, hangi sırada sınıflandırıldıysa 0, 0, 0, 1, 0, 0 şeklinde gidiyor. Diyelim. Ağırlık ve eşit değeri başlatıyoruz. Ağırlıkları 0'a yakın başlatıyoruz biliyorsunuz. Eşit değerinde diyoruz ki işte şu kadarlık bir doğruluk olduğu zaman dursun diye bir threshold belirliyoruz. Veri kümesindeki her bir J örneği için yani x1, x2, x3 vesaire her bir için bu girdiler ve çıktılar üzerinden bir gerçek çıkış hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? Ağırlık çarpı o andaki girdi artı bir sonraki ağırlık çarpı ikinci girdi artı ağırlık çarpı girdi vesaire şeklinde bir y eşittir fx fonksiyonunu hesaplıyoruz. Bizim bir çıktığımız oldu. Bir sayı bu. 573.
Ondan sonra bir sonraki ağırlık vektörümüz ya da matrisimizi nasıl hesaplıyoruz? Şuradaki ağırlıklar artı arzu edilen yani istenen 1, 0, 0'lardan burada hesaplananları çıkarıp bütün x'lerle çarparak güncelleme yapıyoruz. Yani şu farkı girdilerle çarpıp ağırlıkları topluyoruz sadece. Aslında hiçbir şey yok. Ve sonrasında bu işlemin sonucu eşik değerinden küçükse durduruyoruz. Ya da belirlenen bir iterasyon sayısına ulaştıysa 1000 iterasyon yapıyoruz. Buna ulaşıyoruz. Kayıp fonksiyonu belirlememiz lazım. Tahminimizin ne kadar iyi olduğunu ölçen bir fonksiyon bu. Bunun için de regresyon kaybı için L şu şekilde. L1 uzaklığını ölçmek için bu şekilde bazı kayıp fonksiyonları sizin probleminize özgü bir şekilde belirlenir. Yerel gradyan hesabı nasıl yapılıyor? Bu back propagation'ın ilk adımı. Şöyle ki bunlar bizim girdiğimiz şu x ve y. Burada f fonksiyonunun çıktısı da z. Bizim bunu geri besleme yapabilmemiz için çıktığımızı her birinin adımda kısmi türevler alarak o hataları bulup geriye beslememiz lazım. Ve kısmi türevler sonucunda elde edilen değerlere göre de ağırlıklarımızı güncellememiz lazım. Nasıl yapıyoruz o işlemi? Şimdi şöyle bir örneğimiz olsun. Toplama ve çarpmalı olsun. X, Y ve Z bizim girdilerimiz. Ve bu girdilerimizin değerleri de burada eksi 2, 5 ve eksi 4 olarak verilmiş olsun. X ve Y'yi önce topluyoruz. Sonrasında ise Q'yu, X ve Y'nin toplamı Q, Q'yu Z ile çarpıyoruz. F'i buluyoruz ve eksi 12'lik bir sonuç çıkıyor. Burada kısmi türevlerin nasıl alınacağını görüyoruz. Şurada bir kere ilk adımda biz burada başka bir işlem olmadığı için kısmi türevimiz sadece f'e göre alabiliriz. Buradaki kısmi türevin değeri ne olacak sizce? Bu değer ne çıkar arkadaşlar? Bu tahtaya bakıyor mu herkes? Şöyle. Efendim? Bir çıkar. Yani bir ifadeyi kendisinde bölümü birdir her zaman. Değil mi? Şimdi burası ne? F'in Z'ye göre kısmi türevi. Şimdi gelip bakalım burada bunlar verilmiş. F'in Z'ye göre kısmi türevi neymiş arkadaşlar? Q'ymiş değil mi? Ne çıkar o zaman? 3. Çünkü F zaten Z ve Q'nun çarpımı olduğu için Z'ye göre türevini aldığımızda Q çıkar doğal olarak. O şekilde de bulabilirsiniz. Buradan. Şunun Z'ye göre türevini alırsanız ne olur? Z1 olur. Q kalır. Q 0 olur. Z kalır. 0 olduğu için şu sadece Q olarak kalır. Şimdi F'in Q'ya göre türevi nedir arkadaşlar? Efendim? Z değil mi? Orası da eksi 4. Burası ne şimdi? F'in Y'ye göre türevini nasıl alacağız peki? Buradan buraya bir türev almamız lazım. İşte burada zincir kuralı, chain rule denilen kuralı uyguluyoruz. Önce F'in Q'ya göre upstream gradient denilen, işte üstteki gradient ve Q'nun Y'ye göre olan kısmi türevlerini. Bu da lokal gradient dediğimiz olay. F'in Q'ya göre türevi neydi? Kısmi türevi neydi? F'in Q'ya göre kısmi türevi. Bir önceki adımda hesapladık. Efendim? Eksi 4. Eksi 4 çarpı Q'nun Y'ye göre olan türevi? 1. Burada görüyoruz zaten. Yani eksi 4. Yine aynı şekilde bunu da hesaplarsak F'in Q yorumunu update etmeyi unutmuşum. Burası X olacak, şurası da X olacak. Q'ya göre olan türevi ve Q'nun Z'ye olan Q'nun X'e olan türevi o da 1. Çünkü toplam olduğu için 1 olur. Bu şekilde. Burayı anladık mı? Bu back propagation işlemi bundan ibaret.
Yani şöyle, Q eşittir X artı Y. Bu ifadenin X'e göre olan türevi nedir? 1. Bu 0 olur, bu 1 olur. Y'ye göre olan türevi de 1'dir. O yüzden bunun çarpı Q'ye göre olan türevini bulmuştuk. X4. Bu tamamen back propagation işlemini elle yapabilmenizi sağlayacak derecede bir örnek arkadaşlar. Bu da geri yayılım algoritması. Bir yapay öğrenme sistemi nasıl öğreniyor? Geri yapay sınırları. Onun şu anda %99 kullanılan öğrenme kuralıdır yani. Nasıl yapılıyor? Bir adet maliyet ya da kayıp ya da hedef. Cost, loss veya objective function diye geçiyor. Belirliyoruz. Ne üzerinden? Şu sağ taraf regularizasyon terimi dediğimiz terim. Bu regularizasyon daha gürültüye, bozulmalara vesairelere karşı bizim modelimizin daha kuvvetli sonuçlar vermesini sağlıyor. Bu kısım ise tamamen şu H hipotezi, bizim ağırlıklarımızın bulunduğu matris, bunların çıktılarının olduğu matris, bunların daha iyi sonuçlar vermesini sağlamak adına böyle bir maliyet fonksiyonumuz var. Bu geri yayılım algoritmasında bu maliyet fonksiyonu üzerinden öğrenme nasıl yapılıyor? Adım adım şimdi gidelim. Ağırlıkları rastgele küçük sayılarla başlatmayı zaten söylemiştik değil mi? Dikkat edilmesi gereken hususlarda. Öncelikle bu girdilerimize bağlı olarak ileri yayılımı bir kere bir gerçekleştiriyoruz. Bu ileri yayılım dediğimiz ne? -2 + 5 = 3. 3 × -4 = -12. Bakın burası bir ileri yayılım. Yani feed forward, ileri besleme de diyebiliriz. Bunu gerçekleştiriyoruz. Bu işte bir, buradaki pembe ya da kırmızı renklerle ifade eden sayıları hesaplamadan geri yayılım, tamam mı? Yani şuradaki -12 ileri, şu -4 + -4 = 3 de geri yayılım işlemleri. Öncelikle şu girdiler -2, -5 ve -4'e bağlı olarak şu -12'yi bul diyoruz ikinci alanda. Tamam mı? Sonra bunu kullanarak şuradaki fonksiyonu hesaplıyoruz. Nasıl hesaplıyoruz? -12'yi bulduk ya. Biz zaten y'yi de biliyoruz, değil mi? Çünkü bu y neredeki y? Şu. Direkt olarak bu. Ya da şurada daha iyi gösterelim. Buradaki y. Şurada y'yi gösterdik ya. Biz arzu edilen ve hesaplanan değerler arasındaki farka bakıyoruz. İşte burası da o. Şurada arzu edilen, şu hesaplanan, pardon, burada bu sefer y'leri arzu edilen demişiz. H'larda arzu edilen çıktılarımız. Tamam mı? Onun üzerinden bu fonksiyonu hesaplıyoruz. Sonra her bir ağırlığa göre kısmi türevlerini hesaplamak için geri yayılımı gerçekleştiriyoruz. Yani şunların her birine göre, şu işlemlerin her birine göre kısmi türevleri gerçekleştiriyoruz. Veri kümesinden x ve y elemanı kullanarak ileri geri işlemleri, yani aktivasyon çıktılarımız bunlar. Ve biz kısmi türevleri ağırlıklara bağlı olarak, burada ağırlıkları mesela -4 olarak düşünebilirsiniz vesaire, bundan olarak düşünebilirsiniz, hesaplıyoruz. Burada türevleri hesapladıktan sonra ya belli sayıda biz bu işlemi gerçekleştireceğiz. Önce ileri yayalım, sonra geri yayalım. Önce bunların her birine bir adet giriş. Bir adet girişe epoch deniyor. Türkçesi iterasyon diye çeviren var ama epoch tam Türkçeyi sağlamıyor. Çünkü iterasyon baştan başa olan şeyler. Öncelikle birinci epochta bir adet ileri yayılım yapıyorsunuz, bir adet geri yayılım yapıyorsunuz. Bu birinci epoch. Sonra o güncellenen ağırlıklar üzerinden ikinci ileri geri. Örneğin 50 defa bu işlemi yaptınız. 3000 geçti aradan, bana bu kadar yeter dediniz. Durdurabilirsiniz. Ya da bu arada
bu maliyet ya da işte hata kayıp fonksiyonunu çok ufak bir değerle almaya başladı ve çok az değişiyor artık. O zaman o aradaki değişime bakarak bir önceki ve bir sonrakine dersiniz ki bu aradaki değişim çok ufak olduğu, yani 0.003'ten ufak olduğu durumda eğitimi durdu, bu model bana yeterli dediğiniz durumda da yine siz eğitimi durdurabilirsiniz. Buradaki yine öğrenme fonksiyonumuz aslında şu perceptron öğrenme algoritması dedik ya. Evet, şu. Şu birazcık size karışık geldiğini anlıyorum. Ama o kadar karışık değil ki sadece bir satırda bunu gösterebiliriz. Ağırlık vektörümüz ya da ağırlık matrisimiz eksi öğrenme oranımız, learning rate dediğimiz bir oran ve ağırlıklara göre kısmi türevi alınmış maliyet fonksiyonu. Şunu zaten şurada hesapladınız. Şurada hesapladınız. Bu zaten sabit ya da sizin daha önceden belli aralıklarla ufaltmaya çalıştığınız bir sayı. Bu da bir önceki adımdaki ağırlıklarınız. Bunu çıkarıyorsunuz. Şu ifadeyi bir önceki adımdan çıkarıp şu andaki adımdaki ağırlıklarınız oluyorsunuz. Bu zor bir işlem sizce? Değil mi? Yani burada bulmanız gereken aslında sadece şu ifade. Şimdi bu öğrenme oranı büyüklüğü aslında öğrenmemizi çok etkiliyor. Bu burada böyle bir sayı olarak görünüyor olabilir ama nasıl etkiliyor? Şimdi biz çok büyük öğrenme, bu bizim beklediğimiz alabilir, yani fonksiyonumuzun alabileceği değerler olsun. Ve burada da ağırlıklarımız var ve öğrenme oranımız da çok büyük diyelim. Öğrenme oranı çok büyükse biz bu noktadan şu noktaya gidebiliriz. Ve bir ikinci adımda bu noktaya gidip üçüncü adımda böyle geri dönebiliriz. Eğer öğrenme oranımız olması gerekenden büyük olursa ve hiçbir zaman şu minimum noktayı bulamayabiliriz. Çok çok büyük olursa belki hiç azalmayabilir bizim gidişatımız. Şuradaki gidişatın azalması lazım dedik ya. Yani maliyet fonksiyonunun kısmi türevinin değişimi azalması lazım. Bu hiç azalmayabilir. Optimum durumda bir kere de biz buna ulaşırız ama böyle bir oran yok yani. Hiçbir zaman buna erişemezsiniz. Yani siz bir epochta bunu çok iyi bir şekilde sağladım asla diyemezsiniz. Çünkü o kadar çok sayıda ağırlıkla çalışacaksınız ki. O yüzden bu ağırlıkların her birinin kombinasyonu optimum durumu olması mümkün değil. İlla ki eğitim yapmak zorundasınız. En iyisi aslında şöyle ufak ufak adımlar seçip yavaşça buraya ulaşmak. Sıfır olursa, çok büyük olursa hani hiç optimumu ya da eğitim güncellemesini gerçekleştiremezsiniz dediğimiz durumlarda örneğin şöyle bir yere takılabilirsiniz. Bu tarafa gitmek istediğinizde sizin fonksiyonunuzun değeri artmakta. Siz şu minimumu buradan çok daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz ama burayı açtığınız zaman çok daha küçük noktalara gelebilirsiniz. İşte lokal minimuma takılma durumu olabilir optimizasyon esnasında. Ya da burada türev alıyoruz ya burada. Türev alıyoruz, kısmi türev. Değil mi? Kısmi türev aldığınız durumlarda böyle bir yerde biz neye takılabiliriz? Eğer noktası ya da saddle point'ın neticesiyle buradaki türevimiz sıfır olur. Türev güncellemesi yine gerçekleşmez. Ya da biz şu mavi kırmızı noktadan ortadaki sarı noktaya gitmek istiyoruz. Aslında mavi eğri üzerinden gitmek en iyisi olabilecekken kırmızı zikzaklar şeklinde belki epoch sayımız 10 katına 5 katına çıkabilir. Böyle problemlerle de karşılaşabiliriz. Bu algoritmaların optimizasyon algoritmalarının en ünlüsü stokastik gradient descent, gradient azaltımı. Aslında yine sadece iki satırda yazılabilen bir kod. Gradyanını hesaplıyorsunuz ve bu gradyanı öğrenme oranıyla çarparak
siz bu ağırlıklarınızı ne yapıyorsunuz? Güncelliyorsunuz. Gradyan çarpı o öğrenme oranıyla güncelliyorsunuz. Burada işte momentumlu stokastik gradyan descent ya da RMS probe, Adam birçok optimizasyon yöntemi var. İşte kimisinde belli bir katsayıyla çarpılır vesaire olur. Bunların her biri birbirinden türemiş olan fonksiyonlar, optimizasyon yöntemleri. Siz yine kendi işleminize en uygun olanını seçmeniz lazım. Adam denilen yöntem mesela en çok nesne sınıflandırmada kullanılan yöntemlerden biriyken RMS probe nesne bulmada, nesnenin görüntü içerisinde nerede olduğunu eğitirken kullanılan yöntem olarak karşımıza çıkmakta. Yine siz böyle probleminize uygun bir optimizasyon yöntemi seçmelisiniz. Burada da öğrenme oranının öğrenme esnasında bizim öğrenmemize nasıl etki ettiğini grafiksel olarak görüyoruz. EPO sayısını görüyoruz. İstenen öğrenme oranı burada kırmızıyla ifade edilen eğri şeklinde gider. Yani kaybımız gittikçe azalması lazım. Bizim az önceki o maliyet fonksiyonu ya da loss fonksiyonu, cost, loss, objective. Bunların üçü aynı terimi ifade etmek için kullanılıyor. Maliyet ya da kayıp fonksiyonumuzun ufalmasını istiyoruz, küçülmesini istiyoruz ve onun için uygun öğrenme oranını seçmemiz lazım. İstenen öğrenme oranını aslında şöyle davranması lazım. Çok yüksek olursa gördüğünüz gibi hiç öğrenmiyor ve istenilen modele gitmiyor. Yani öğrenme oranı aslında sizin eğitim esnasında ne kadar önemli? Hiçbir şey, yani bunu görmezden gelebilirsiniz mesela. Ya bu önemli bir şey değil diyebilirsiniz. Ama oradaki bir sayı, bu sizin o kadar iyi bir model kurabilirsiniz. Ama o modelin iyi öğrenmemesini sağlayabilir. Vesaire. Bu aradakilerde yüksek öğrenme oranı, çok düşük öğrenme oranı. Çok düşük öğrenme oranında mesela çok yavaş gördüğünüz gibi sonuca gidiyorsunuz. Başarımda nasıl değişiyor? Eğitim başarımı kırmızıyla ifade ediyoruz. Biz verimizden öğrendik diyelim. Uygun bir modelimiz var. Bu yeşilde validasyon başarımı. Aslında biz bu ikisi arasındaki fark önemli değil. Bu olabilir. Yani test esnasındaki, eğitim esnasındaki tabii ki farklı olacak. Bunun üzerinde bir fark varsa işte burada overfit etmiş mavi. Bu aradaki fark kabul edilebilir. Bu az overfit. Bu uygun bir şey zaten. Ama zaten birebir çıkmaz yani asla. Ama çok fazla overfit ettiği durumunda kesinlikle kabul edemeyiz. Evet. Şimdi nesne tanımada derin öğrenme modellerinin performansları var. Bu olaylar neden işte 5-6 yıldır çok özellikle nesne tanıma, görsel ilgili alanlarda böyle patlayarak ilerliyor. Bu grafikten tamamen görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte burada 2010-2011 almışız. Görüntü sınıflandırmada hata oranı olarak %27'ler, %24'lerle ifade edilen başarılı performanslar varken 2012'de bunu %15'lerin altına indiren AlexNet adlı model bu ImageNet adlı veri kümesinde sonuçlarıyla gerçekten çok önemli bir sonuç elde edildi. Bir de bunun şöyle bir farklı alan ayağı var. Bu çok önemli. Yani bu başarımı elde etmeseydi de aynı model olsaydı mesela %30'larda bir hata verseydi yine bu olay patlamazdı. Ya da bu başarımı verdi 2 haftada 2 GPU üzerinden değil de 1 yılda 2 GPU üzerinden eğitim olsaydı yine olmazdı. O büyüklükte bir veri kümesi kullanmasaydı da daha ufak bir veri kümesinde yapsaydı o da olmazdı. Yani burada donanım, veri kümesi ve model her biri, yani algoritma her birinin ayrı ayrı önemi var bu olayların başlangıcında. Şu anda siz kendiniz kendi bilgisayarlarınızda bu algoritmayı yazabilirsiniz. Ulaşabileceğiniz donanımlarla bunu eğitebilirsiniz ve açık veri kümeleriyle de eğitimlerinizi yapabilirsiniz. Bunların her birinin aynı anda buluşmuş olması işte bu deep learning olayının
hızlı bir şekilde herkesin gündemine girmesinin nedeni. Gördüğünüz gibi insan görmesi performans aralığı %5 ile %10 arasında iken 2014'te bu performansa yaklaşılıp 2015 ve sonrasında bu performansın üzerine çıkılmış durumda. Ve yazılım, dediğim gibi hani siz de bu algoritmaları kendiniz yazabilecek seviyede yazılımlar da mevcut ve bu yazılım paketlerinin her birinin kendine göre ayrı avantajları var. Örneğin kimisi çok hızlı eğitim sonuçları vaat ederken kimisi çok kolay arayüzlerle kodlama yapabilmenizi sağlıyor. Kimisi özgün işleri yapabilmenizi sağlarken kimisi de çoklu GPU ile yine eğitiminizi hızlandırmayı vaat ediyor. Bunların her birine kendine göre avantajı, dezavantajı var. Yani öyle sadece siyah, sadece beyaz durumları yok. Derin öğrenme kütüphanelerinin katkı veren kişi sayısına baktığımız zaman en fazla bu 2018 verisi bu arada. Favorilere eklenmesin. Bu GitHub diye işte açık kaynak kodlu özellikle kodların vesaire paylaşıldığı platform üzerindeki sayılar bunlar. Gördüğünüz gibi TensorFlow bu işte Google'un geliştirdiği bir framework aslında. Sadece bir kütüphaneden ibaret değil. Burada kendi özgün işlerinizi de yapabilmenize olanak sağlayan bir arayüz. Hem katkı veren kişi hem de favori eklenme sayısı itibariyle en yüksek. Sonra işte Keras var. Keras da bu TensorFlow'u altyapısını alıp bunun avantajlarını kullanıp çok da kolay bir arayüzle kodlama yapabilmenize imkan sağlıyor. Bu da en fazla ikinci kullanılan kütüphane diyebiliriz. Burada da bu işte ne kadar süredir ortalıkta olduğunu gösteriyor. İşte Keras ve TensorFlow hemen hemen 2 yıla yakın süredir hayatımızdalar. Yapay sinir ağı modellerinin, evet şurada yine bir şeyler var ama şimdi bu 5, bunlar işlem sayısı. Burada yuvarlak yuvarlak işlem sayısının boyutunu gösteren şeyler var. Daireler var, görünmüyor. Önemli değil. Burada gördüğümüz şeyler zaten. Yapay sinir ağı modelleri var. Bunlar en ünlüleri, en fazla başarı elde edilenleri. Bunlar ne kadar işlem içeriyorlar? Örneğin VGG16 dediğimiz model işlem sayısı itibariyle gördüğünüz gibi işte nerelerde bu? 31-32 milyonlarda bir operasyon içeriyor. Aynı şekilde yaklaşık 140 milyon tane de ağırlık var bunun içerisinde. Yine ResNet daha fazla başarıma sahip ancak çok daha az işlem içeriyor. Bu da demek oluyor ki sizin daha küçük bir kapasitede donanımla daha iyi sonuç almanız da algoritmaya bağlı olarak mümkün. Şimdi transfer öğrenmesi bizim bugün yapacağımız örneğin aslında olayı. Ne yapıyoruz? Şimdi çok büyük bir modeli eğitiyoruz. Çok büyük bir veri kümesinde çok büyük bir modeli eğitiyoruz. Bunu eğitmişler diyoruz. Ve sonra bizim burada yaptığımız örnek ImageNet'te dedik ki 1000 tane sınıf, 1 milyon 200 bin tane görüntü var. Bunun işte eğitimi çok uzun sürer vesaire. Belki de bizim donanımlarımız kaldırmaz. Ne yaptık? Bu eğitilmiş olan hazır ağırlıklar piyasada mevcut. Bunu aldınız. Sonra kendiniz dediniz ki yani ben 1000 tane nesne tanımama gerek yok. Bu nesnelerin içerisinde timsah var, kartal var, kamyon var. Ben iç ortamda çalışacağım. Masa üzerindeki nesneleri tanımak istiyorum. Ve bir robot koluyla bu nesnelerin yerini değiştireceğim dediniz. O yüzden işte timsahtır, kartaldır, kamyondur vesaire tanımama gerek yok. Ve bu başarım yetmiyor bana dediniz. Yani ben çok daha iyileştirmek istiyorum bu başarımı dediniz. Ne yapıyorsunuz? İşte veri kümenizin kaç tane bir kere sınıfı olacağını biliyorsunuz. Biz burada 10 tane belirledik.
10 sınıf küçük bir veri kümesi demek bu 1000 sınıfa göre. Ve her sınıfta 1000'er tane de yine görüntümüz olsun ki iyi bir sonuç iyileştirmesi yapalım dedik. O yüzden küçük bir veri kümesiyle sadece şu kısmı eğiterek biz yapacağız. Bu kısımdaki ağırlıkları donduracağız. Yani şurada eğittiler adamlar. Biz bu ağırlıkları aldık. Sadece şu kısmını eğitip daha iyi sonuç alacağız diyoruz. Tamam. Ama bizim mesela 10 değil de 100 tane sınıfımız olsaydı bu sefer daha fazla kısım eğitmemiz gerekecekti. Çünkü çok daha fazla bizim neyimiz var? Varyasyonumuz olacaktı bu sefer. O yüzden bu kısmı eğitirsek ne olacak? Underfit durumuyla karşılaşacaktık. Şimdi modelimiz bu. 10 tane veri kümemizde 10 tane nesne sınıfı var. Bu nesneler de bunlar. Girişimizin boyutları 224x224x3 belirledik. 2 adet VGG 16 modelinde 2 adet konvolüsyonel ya da evrişimsel katman geliyor ilk başta. Sonra da maksimum havuzlama. Sonra 2 adet yine konvolüsyonel bir layer katman var. Yine maksimum havuzlama. 3 adet konvolüsyonel maksimum havuzlama. 3 adet konvolüsyonel maksimum havuzlama. 3 adet konvolüsyonel maksimum havuzlama. 2 adet tamamen bağlı ve sınıflandırma katmanı şeklinde. Burada 2, 4, 7, 10, 13, 15, 16 tane katman var. Bu maksimum havuzlamalar katman olarak sayılmaz. Tamam mı? Konvolüsyonları saydık. Tamamen bağlıyı ve sınıflandırma katmanını saydık. VGG 16, 16 adet katmandan oluşan bir model. Tamam mı? Burada da bunların hepsini görsel olarak gösterdik. Burada gördüğünüz gibi 2 adet konvolüsyonel, 2 adet, 3 adet, 3 adet vesaire şeklinde. Ve konvolüsyonel 3'e 3'lük bir filtreyle 64 tane filtre. Tamam. Konvolüsyonel 3'e 3'lük filtre 128 tane. Konvolüsyonel 3'e 3'lük 256 tane. Konvolüsyonel 3'e 3'lük 512 tane. Konvolüsyonel 3'e 3'lük 512 tamamen bağlı. 4096 tamamen bağlı bir şeklinde giden bir neyiniz var? Nöron sayımız olacak. Bunların her birini çarptığınızda bu aradaki ilişkileri 144 milyon. 144 milyon tane sayı olması lazım bizim modelimizin çıktısı olarak. İşte bu sayıların her biri de ağırlık ya da parametre dediğimiz model verileri olacak. Tamam, eğitimi bunun üzerinden yapacağız. Modelde bakın girdileri değiştiremiyoruz biz. Girdiler aynı. Aktivasyon fonksiyonları belirleniyor ilk başta. Kaç tane katman olacağı belirleniyor. Kaç tane nöron olacağı belirleniyor. Bunlar belirleniyor. Geri yayılım dediğimiz backpropagation'da eğitim esnasında değişen şeyler bu 144 milyon tane dediğim parametreleri de ağırlıklar. Tamam mı? Bunların sayısı her bir epochta git ve geldi değişir. Evet, 10 tane 1000'er tane görüntü, 400'er tane test için toplamda 14 bin adet görüntü. i5 işlemci, bunu ne zaman ettik biz? 2015 yılında. 8.62 gün, 744.372 saniye süren bir eğitim. i5 işlemci üzerinde. %97.28 eğitim, %95.05 test başarı. Niye böyle oldu? Çünkü var olan model zaten iyi sonuç veriyor. Biz de bunun üzerine yüksek görüntü sayısıyla eğitim yaptık ve %95'lerin üzerinde bir başarı elde ettik. Nasıl elde ettik o çok? Neyse idare eder ya. Şimdi kod üzerinden adım adım gidelim. Şimdi Python'da MATLAB, herkes biliyor mu MATLAB? Ya da en az bir MATLAB dahil yazılım bilmeyen kimse var mı? Birkaç kişi var herhalde, değil mi? Şimdi yazılım dilinde ya bütün her şeyi kendiniz matematiksel işlemleri yapacak şekilde kodluyorsunuz
ya da yazıyorsunuz yani, ya da hazır fonksiyonları kullanıyorsunuz. Daha önceden tanımlanmış fonksiyonları. Şimdi bizim yapacağımız bu biraz daha ilerisi, fonksiyon kümelerini içeren ifadeleri kullanacağız biz. Bunu da az önce bahsettiğim Keras türünü yapacağız. Ve alt planda da aslında bu Keras, TensorFlow'un daha alt seviye işlemlerini çok kolay hale getirmiş. Şimdi öncelikle gerekli kütüphaneleri ve gerekli fonksiyon gruplarını çağırmak için şu kısım import denilen olayı bizim bir kere bu kütüphaneleri çağırmamız gerekiyor buraya yazarak. Sonrasında ağırlıkların bulunacağı yeri belirliyoruz. Yani masa üstünüzde bulunsun ya da eğitim yaptığınız yerde. Yine eğitim sonucu elde edeceğiniz ağırlıkları belirliyorsunuz nerede bulunacağını. Yani siz şuraya iteceksiniz ya, tab model dediğim şu kısmı eğitiyorsunuz ya, bu kısmı nerede bulunacak ve tüm modeliniz nerede bulunacak? Son, eğittiğiniz son model, ürün haline gelen modeliniz nerede bulunacak? Bu üçünün yerini belirliyorsunuz. Sonra görüntünün boyutunu belirliyorsunuz. 224'de 224 dedik burada. Buradaki gibi. Biz bu mesela monitör, kitap, çaylanlık, vazo, şişe, gözlük, klavye, laptop, kase ve bardaktan oluşan bir veri kümemiz var. Sonra eğitim verimizin nerede bulunduğunu belirliyoruz. Test verimiz, test evaluasyon hemen hemen aynı şeyler. Test verimiz nerede onu belirliyoruz. Kaç tane eğitim verimiz var? Kaç tane test verimiz var? Ve ne kadar eğitim yapacağız? EPO sayımız. Burada zaten eğitim ve test görüntülerimizi kaç tane olduğunu söyledik. Sonra modelimizi oluşturuyoruz. Hangi modeli? Şu modeli birebir oluşturacağız arkadaşlar. Şu altta size söyledim ya, bu modelin aynısını oluşturacağız. Şimdi Keras'ta şöyle bir durum var. Siz ya graf tabanlı bir model oluşturabilirsiniz ya da sequential. Graf tabanlıyı hiç öğrenmenize gerek yok. Bir model başlatıyorsunuz. Sequential yani ard arda dizeceğiniz şekilde, gördüğünüz gibi bakın bu ard arda gelen işlemler. Ard arda dizeceğiniz şekilde bir modeli başlattınız. Birincisi, ben boyutlarla ilgili bir problem yaşamamak adına hesap yaptığım için diyorum ki birer tane şunun etrafına şey ekle, sıfırlar ekle. Ondan sonra 64 tane 3'e 3'lük. Ne dedik? 64 tane 3'e 3'lük bir konvolüsyon. Model, şu modelin üzerine add ekliyoruz. Zero padding. Sonra bu zero padding eklenmiş. Şu model artık zero paddingli. Sonra yine modelin üzerine ekliyoruz. İki boyutlu konvolüsyon. Burada aktivasyon olarak ReLU yazıyor. Tamam mı arkadaşlar? ReLU fonksiyonu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yine modelime bu sefer konvolüsyon ekledim. Sonra yine zero padding'i ekliyorum. Sonra burada ne oldu? Bir konvolüsyondan çıkmış olan bir öz nitelikli şey var. Ve yine zero padding'i eklenmiş hali. Yine konvolüsyon ekliyorum. Ve iki tane konvolüsyon layer'ı elde ettim ya, şey yaptık ya, bakın iki tane konvolüsyon, 3'e 3'lük 64 tane. Bu ikisini ekledikten sonra maksimum havuzlama yapıyoruz. 2'ye 2 şeyi olan, adımı olan ve 2'ye 2 boyutunu. Bu şekilde bu işlemleri tamamlıyorum. Bakın buradaki bütün her şeyi yansıtacak şekilde bu kodlamayı yapıyorum. Yine zero padding yapıp bu sefer 128 tane 3'e 3'lük ve aktivasyon fonksiyonunu veriyor olan konvolüsyon. Yani ne demek oluyor? Şuradayım. Yine zero padding, yine bu. Ondan sonra yine havuzlama. Bu sefer 3 diğer blokta 3 tane 256 adet 3'e 3'lük konvolüsyon hesaplamam lazım. Neresi? Şurası. Bakın 1, 2, 3 tane. Yine havuzlama. Bu sefer 512, 3 tane arda arda gelmesi lazım. Burası, yine 512, burası. Ve bu elde ettiğimden bağımsız olarak ben bunu bu sefer bir vektör haline getirmek istiyorum. Neresi gibi? Şurası gibi. FC 4096 kısmı gibi.
Yani fully connected, tamamen bağlı 4096 ile. Orası da flatten yapıyorum bu sefer. 4096'dan dense dediğimizde tamamen bağlı layer'ları da dense ifade ediyoruz. Yani gördüğünüz gibi max pooling 2'de 2 boyutlu maksimum havuzlama. Convolution 2'de 2 boyutta convolution. Zero padding 2'de 2 boyutta 0 dolgusu. Ve dense de tamamen bağlı layer'ları bu şekilde ifade ediyor. Gördüğünüz çok basit herhalde değil mi? Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Ve bizim modelimizin overfit ve underfit'ten kurtulabilmesi için ya da onlara hiç takılmaması için drop out'la uyguluyorum. Yine ikinci bu sefer buradaki ikinci tamamen bağlıyı burada uyguluyorum. Ve modelimi tamamlamış oluyorum. Modelimi tamamladım. Ben bu modeli eğitmek istediğim, güncellemek istediğim ağırlıklarını şurada ağırlıkları içeren katmanları burada belirliyorum. Ne diyorum orada? Modulayız, set weights, weights'e eşitledik. Ondan sonra şu kısımda artık şey işlemine nedir onun adı? Bu kısımda burada belirlediğim bu modelin eğitilebilecek olan katmanlarını artık ekliyorum. Gördüğünüz gibi dense 10 diyorum. Burada aslında şey modelde burası 1000. Fully tamamen bağlı da 1000. Ama ben 10 yapıyorum orayı. Gördüğünüz gibi. Şurayı 10 yaparak kendim, çünkü 10 tane sınıfım var. O 1000 taneyi artık 10'a indirgemiş oldum. Ve aktivasyon fonksiyonu olarak softmax input shape olarak da bu model output shape'e eşitliyorum. Ve bunları top modele eklemiş bulundum. Yani az önce tanımladığım modele kendi modelimi eklemiş oldum. Burada eğitilemeyecek olan 27'ye kadar olan layer'ları, burada şimdi layer'lar niye 27 diyeceksiniz katmanlar. Çünkü Keras kendi içinde şu zero padding'leri de ve maksimum havuzlamaları da katman olarak alıyor. O yüzden 27'ye kadar olanlar nereye kadar geliyor? Şuraya kadar gelenleri eğitmiyorum. Bunların hepsi trainable mı? Hayır demek istemek bu. Sonra early stopping, yani erken durdurma için belli bir kriter belirliyorum. Burada şu kısmı izle. Hangi kısmı izle? Belli bir eşik değerin altındaysa durdur diyoruz. Ondan sonra add-on dediğimiz optimizasyon yöntemini kullandık ve modelimizi oluşturduk tamamen. Compile ederek modelimiz artık bizim eğitilecek hale geldi. Ancak derin öğrenme modellerinde bazı problemler var. Ne gibi bazı problemler? Mesela rotasyondan ve boyuttan tamamen etkileme modeller. Siz mesela ne dedik? Scaling from invariant feature transform dedik. Geleneksel görüntü bilgisayarla görme modellerinden bir tanesi oydu. Ve dedik ki boyuttan ve rotasyondan tamamen bağımsız bir model. Derin öğrenme modelleri ise tamamen rotasyon ve boyuta bağımlı olduğu için biz verimizi yapay olarak döndürüyoruz, küçültüyoruz, büyütüyoruz. Bu işlemleri yapmamız lazım. İşte onun içinde yine çok basitleştirilmiş train data generator generate diye bir fonksiyon oluşuyor. Image data generator diyoruz buna. Bu fonksiyon içerisinde işte 1 bölü 255 oranında azal, ufak, büyük yapabiliyoruz ve scale edebiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Bozabiliyoruz işte. Çarpıklık ekleyebiliyoruz, döndürebiliyoruz, flip, ondan sonra aynalayabiliyoruz vesaire. Bunların her birini yapıyoruz. Bu sefer verimiz çok daha fazla büyümüş oluyor ki bizim için istediğimiz bir şey olabildiğince varyasyon olması. Bu şekilde horizontal flip, işte vertical flip, işte x eksenine, y eksenine göre aynalama, bunların hepsi yapılabiliyor. Bunların hepsini ama yapay olarak yapıyoruz burada gördüğünüz gibi. Sonra test datasında aynı şekilde istediğimiz buradaki parametrelere göre değiştirebiliriz.
test datasında ona göre sorguluyoruz çünkü. Sonrasında ise biz bir bu verilerin, bizim eğitim verilerimizin nasıl geleceğini belirliyoruz burada. Eğitim esnasında nasıl gelecekler? Öncelikle train data şeyinden, eğitim verisinin bulunduğu bölgeden gelecekler. Boyutunu işte en başta belirlediğimiz, şurada belirlediğimiz image width, image height şeklinde belirlediğimiz 224'de 224 gelmesini istediğimiz şekilde olmasını istiyoruz. Yığınımız her bir kerede 32 tane görüntü gelsin istiyoruz. Sınıflandırma yapmak istiyoruz. Class mode'da bu. Yine validasyonda da, yani test esnasında da test verilerimiz test verisinin klasöründen gelsin. Boyutumuz bu olsun, yığınımız bu olsun, sınıflandırma için olsun diyoruz. Ve modelimizi artık eğitimine başlıyoruz burada. Bu eğitimi, model fit generator'da siz modeli bir eğitim demek. Neye göre eğitiyoruz? İlk parametre eğitim verisinin nerede olduğu, kaç tane EPO olacağı vesaire, validasyonun nerede olduğu, early stopping'in nasıl olacağı gibi şeyleri belirliyoruz ve modelimizi ne yaptık? Kaydettik, değil mi? Bu modelimizin kaydettiğimiz modeller sadece ağırlıklar arkadaşlar. Sadece ve sadece ağırlıklar. Sonra bunu bir değerlendir diyoruz. Ne üzerinden değerlendiriyoruz? Test verileri. Bizim ürettiğimiz test verileriyle bu modeli bir değerlendir diyoruz. Bakın eğitim tamamen farklı. Değerlendirme tamamen farklı. Şimdi ben eğitim sonucunu gördüm. %95 ya da %97 şeyi var. Başarımı var. Öbürü bir çıktı %60. O zaman bir problem var diyorum. Ya da eğitim çıktı %90, test çıktı %97. Yani şunun sonucu çıktı %97, yine bir problem var. Ama %97, %95 gibi birbirine yakın ve testin eğitimden küçük olduğu bir durumda ise ben bunu tamam iyi diyorum ve bu şekilde kaydediyorum. Ancak siz, ben şimdi siz iyi görün diye ben bu modeli bu şekilde buradan itibaren, burası dahil olmak üzere elimle tek tek kodladım. Ama siz bu modeli şu şekilde Keras Applications VGG16 VGG16 şeklinde yazarak da ne yapabilirdiniz? Kodlayabilirdiniz. Tek bir satırda o 1,5 sayfadaki işlemi yapmış olabilirdiniz. Böyle bir kolaylığı var bu dilin. Siz kendiniz eğer bir model oluşturmak istiyorsanız buradaki adımları izlemeniz lazım. Ama hazır modellerden birini bir şekilde bir işler yapacaksınız. Burada çağırıyorsunuz direkt olarak. Burada klasısı 10 yaparsınız. O değişebilir vesaire. Şimdi ben modelimi kaydettim. Şurada beğendim ve kaydettim. Ancak ben bunu yaptım da ben bunu ne için yapıyorum eğitim işlemini? İyi sonuç almak için değil. Ya bir araçta kullanacağım, bir kamerada böyle gezdireceğim. İşte masa üzerinde ne var ne yok onu bulacağım. Ya cep telefonuma aktaracağım yine onu bulacağım. Bir işlemim var ya da dünyanın diğer ucundaki birisi de bunu kullanacak. İşte bu ağırlığı paylaşarak kullanacak. Ama bu kod tamamen farklı olacak. Nasıl farklı olacak? İşte bu da tahmin kodumuz bizim burada devreye giriyor. Yine gerekli kütüphaneleri çağırıyorum. Yine modelimi oluşturuyorum ama bunu tek satırda da oluşturabilirdim. Modelim yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi işte zero pad, convolution, max pull'u bu tip şeyler oluşturuyor. Bunu oluşturdum. Önemli, yani bunu eğitmiyorum tekrar. Sadece ne yapıyorum? Model load weights, weights var. Ne yapıyoruz yani? Ağırlıkların olduğu yerlere ağırlıkları çağırıyorum ve bu modelin üzerine onları yapıştırıyorum. Benim hazır bir modelim var. Bu modelde ama şöyle düşünün, hiçbir ağırlık yok. Ağırlıkları ilk başta yaptığım gibi ne yapabilirim? Daha önceki insanların eğitmiş olduğu ağırlıkları da buraya yapıştırabilirim. Ama ne yapıyorum ben? Kendi eğittiğim ağırlıkları kaydettim bilgisayarımda bir noktaya. Onu geliyorum, bu modelin üzerine yapıştırıyorum. Tamam. Bunu yapıştırdık, burası bitti. Yani ben artık model elimde. Sonra pre-process input. Az önce şey yaptığım işlemleri, nedir onun adı? Otomatik yaptığım işlemleri burada yine girdileri ne yapıyorum aslında? Bu RGB'yi BGR'ye çeviriyorum.
bu renk uzayını falan değiştiriyorum sadece. Başka bir olayı yok yani. Burası da çok önemli bir şey değil yani. Renk uzayını dönüştürmeyle alakalı. Burada sadece tahminleri ne olarak göstermek istiyorum size? Yazı olarak ekranda göstermek istiyorum. O yüzden de Decode Predictions diye bir fonksiyon yazdım. Öncelikle classes dediğimiz bir işte sıfırda ne yazıyor? Yani birinci elemanı işte neymiş burada? Monitör, kitap, 1, 2, 3 şeklinde böyle düşünebilirsiniz, tamam mı? Bunları o classes şunun içerisinde, f'in içerisindeki, şurada classes txt işte bilmem ne yazıyor, read yazıyor. Bu classes dosyasının içerisinde sadece isimler yazıyor. Kategorilerim ise benim bu f dosyasındaki şeyleri bu kategorilere atama yapıyorum. Ben ve bir matris haline getirdim. Kategoriler işte nedir? Kategoriler monitör, kitap, çaydanlık vesaire diye gidiyor. 10 tane kategorim var. Sonra bunu 0'dan 9'a kadar her zaman birinci eleman 0 olarak geçiyor Python'da. Bunu sıralıyorum ve diyorum ki en büyük olanına arc sort demek, en büyük prediction'ımın en büyük olanını bana gönder demek. Bu şekilde bir işlem yapıyorum. Şimdi geldim asıl koduma. Görüntüyü okuduğum yer, görüntüyü bilgisayarımda nereden okuduğum klasörü söylüyorum. Görüntüyü önce 224'e 224 şeklinde bir boyutlandırıyorum. Çünkü dediğimiz gibi hepsinin birbiriyle aynı olması lazım. Sonra BGR, RGB dönüşümünü yapıyorum. Burada modelimi, az önceki modelimi ben burada ne diye oluşturdum? Model, hani direkt VGG16 diye oluşturdum. Burada da VGG16 dediğim zaman final ağırlıklarını çağır diyorum burada. VGG16 modelimin üzerinde kendi eğittiğim, az önceki kodda eğittiğim ağırlıklar geldi. Burada zamanlama yapıyorum. Her bir görüntüyü ne kadar zamanda cevap verdiğiyle alakalı. Ve predict diyorum. Bu predict dediğimiz olay da çıktı olarak decode predictions, yani şu decode predictions'a atıyorum ve çıktı olarak da ben neyi alıyorum arkadaşlar? Bir nesne adı alıyorum. Nesne adı. Örneğin kitap, işte çaydanlık vesaire gibi. Şimdi bunu şöyle göstereceğim size. Çalışırken nasıl çalışıyor bu? Ne kadar hızlı çalışıyor, ne yapıyor? Açarsın. Evet. Şimdi program başlıyor. Şurada aslında loading wait diyor. Bu ekranda çıkacak. Bazı tabii ki hatalılığı da cevap verecek. Orada mesela aslında arka planda her birinin olasılıksal çıktıları oluyor. O olasılıksal çıktılar bazen geçiş esnasında bir diğerinden daha fazla göründüğü için biz ekrana sadece bir tane tahmini bastırıyoruz. Normalde insanlar 3 ya da 5 tane bastırıp işte ikinci, üçüncü bildiklerini de aslında doğru bildiğini kabul ediyor. Biz o şekilde yapmadık. Evet, başladı. Şurada label'ları görüyorsunuz. Bakın, keyboard görüyor. Mouse görüyor. Bazen kayıyor. Evet, mouse görüyor. Her olarak görüyor. Mesela burada çok iyi algılıyor onu. Her biri dönüyor. Önce keyboard görüyor, sonra tamamını görünce laptop diyor. Burada cüzdan diyor, bu mesela zor bir şeydi.
Sonuçlara baktığımız. Bu şekilde bir hızda ve burada hız da çok önemli bizim için cevap veriyor. Eğitimimiz bizim nasıl ilerledi? Bu başarım oranı belli bir şeyler sonra çok ufak miktarlarda arttı. Ama biz bunu ne için dedik? Overfit ve underfit durumlarını gözlemlemek için çok önemli. Yine kayıp oranımız da burada düzgün bir şekilde ilerlemiş oldu. Şöyle biz bunlara yönelik bazı çalışmalar yaptık. Hem klasik yöntemlerle daha önce çalıştık. Hem de son dönemde bu derin öğrenme ile ilgili çalışmalarımız oldu. Bununla ilgili en son yaptığımız işte Edorset, İTÜ.TR'de şu adreste bulabileceğiniz çalışma. Burada gördüğünüz gibi bir veri kümesi oluşturdu ve burada birçok modeli tartışarak en iyi hangisi ve bu veri kümesindeki elemanlar nasıl ilişkilerde bulunuyorlar bunları ortaya koyduk. Bu da iyi güzel bir çalışma oldu aslında. Şöyle veri kümeleri çok önemli. Piyasada var olan bazı veri kümelerinden bahsettik. ImageNet mesela burada sınıf sayısı anlamında çok iyi bir konumda ama ortalama görüntü anlamında bizim burada konumlanıyor Edorset dediğimiz veri kümesi. O çok daha iyi bir şeydir. Ve en sık kullanılan birçok veri kümesinden de birçok daha fazla avantaja sahip. Bunu da bu siteler girip görebilirsiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz, indirebilirsiniz. Bu veri kümesinin özelliği ne? 97.500 tane görüntüden oluşuyor. Her biri etiketli, içerisindeki nesnelerin yerleri belli ve bunların 22.500 tanesi simülasyon ortamından alınmış, 75.000 tanesi gerçek görüntülerden oluşmakta ve her bir sınıfta 3.250 tane görüntü var, 30 tane sınıf var ve bu sınıflardaki nesnelerin her birisi masa üzerinde bulunabilecek nesnelerden oluşuyor. Buradaki modelleri eğitmek için bir ayın üzerinde 4-5 tane bilgisayarda eğitimler yaptık. Dediğim gibi bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim burada bitiyor.